Selamünaleyküm arkadaşlar bu canlı yayının konusu şu almak istediğimiz arabaların fiyatları ucuz mu pahalı mı uygun mu değil mi Birçok arkadaşımızın böyle çok bana Instagram'dan sorduğu sorulardan bir tanesi bu ee, Hani balık tutmak değil de balık nasıl tutulur öğretmek var ya onu yapalım istedim bazı arkadaşlarımız e, arabalarla ilgili sorular olacaktır illaki ama bu canlı yayında sadece ve sadece Almak istediğiniz hali hazırda mesela yarın yarından sonra önümüzdeki ay almak istediğiniz bir araba var İlan numarası ne ee, WhatsApp şeyden e, para babasından e, Instagram sayfası var ya para babası Instagram sayfası oradan bize yazın arkadaşlar şimdi ben ekranı açacağım e, tabii ki bütün e, isteklere cevap veremeyeceğiz ama e, bazı ilanları oradan seçeceğiz burada hep beraber sizlerle beraber inceleyeceğiz bu arabanın fiyatı uygun mu değil mi? kaça alınır, kaça alınmaz? Tabii ki piyasanın şartlarına göre, bugünün şartlarına göre. Mesela yarın bu araba daha pahalı olabilir, dün daha ucuz olabilir. Biz bugün için nasıl bunu değerleyeceğiz? Biliyorsunuz sahibinden komun olsun birçok farklı uygulamalarda, birçok farklı yerlerde araç değerleme sistemleri mevcut. Eldeki istatistiğe dayanarak arabanızı değerliyorlar ya da almak istediğiniz arabayı. Siz mesela atıyorum 2000 model bir araba almak istiyorsunuz, almak istediğiniz araba 50 bin lira, ucuz mu pahalı mı giriyorsunuz verileri, değişen boya vesaire, onlar sizin için bir değerleme çıkartıyor ama bunların çoğu dediğim gibi istatistiklere, ilanlardaki verilere dayanıyor, o yüzden çok da böyle kesin sağlıklı sonuçlar verdiğini söyleyemeyiz. Şimdi isterseniz yavaş yavaş başlayalım buna, ekranımıza da geçelim. Evet arkadaşlar. iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Ne güzel ya. Bizim kitlenin hepsi selam aleyküm diye geliyor Vallahi Ahmet Gülbahar. Şu ilan numarasına bakar mısın abi? Almak mantıklı mı? Hemen başlayalım zaman kaybetmeden. Şimdi arabaların fiyatlarını nasıl değerlediğimizi anlatmak yerine sizden gelen araba ilanlarını uygulamalı bir şekilde değerlerken onları incelerken Şeyi de yapmış olacağız yani bu bilgiyi de vermiş olacağız. Nelere dikkat ediyoruz, tiyolar neler, hassas noktalar neler. Bunları da satır aralarında yakalayacaksınız zaten. Buna benzer hizmetleri yapan YouTube'da birçok değerli arkadaş varmış. Ben bilmiyordum ama, benim moderatör arkadaşlarım var onlar söylediler. Bu tarz hizmetleri yapan arkadaşlar varmış. Fakat işte biz de kendi takipçi arkadaşlarımız içerisinde bu konuda... Endişe yaşayan, arabayı pahalı mı aldım, kazıklandım mı, ucuz muydu, değil miydi? Hani buna benzer sorular yaşayan arkadaşlar olur illa Biz de onlara destek olmak için kendi dilimiz döndüğünce takipçi arkadaşlarımıza bu konuda destek olalım. Şimdi Ahmet Gülbahar'dan başlayalım. Bakalım ilan numarası vermiş bize. Hemen ilan numarasını arama bölümüne giriyoruz. 878 892 672. Benim ilanım çıkıyormuş. Araba ilanı. Beni trollüyorlarmış. Kendi ilanımı değerlendirtiyorlarmış ona. Gülbahar Otomotiv'den 2010. Ah bir dakika dur. Ahmet Gülbahar. Sattığın arabayı mı değerlendirtiyorsun bize? Bak sen şuna. <laughs> Ahmet kardeşimin arabasına bakalım şimdi inceleyelim. Pahalı mı ucuz mu? Şimdi kendi arabasını bize sormuş pahalı diyormuşuz hemen oradan sohbet bölümünden isyan ediyormuş olamaz pahalı değil evet Arkadaşlar ara ara sizin böyle ilginç sorularınıza cevaplar vermeye çalışacağım. Yine bütün bütün o sohbet kısmını hani görmezden gelmeyeceğiz. Oralara bakacağız ama önce şu fiyat değerleme işine bakalım. Şimdi e, Ahmet kardeşimizin yazmış olduğu araba kendi arabası muhtemelen Gülbahar Otomotiv'den demiş. İyi de reklam fırsatı kim yazarsa onunkinden başlayacağız dedik. Kendi arabasının reklamını da yaptırmış oldu böylece. Şimdi Dacia Sandero 1.5 Stepway. Şimdi arkadaşlar bu cep telefonumdan biliyorsunuz sahibinden uygulaması var. E, bir de masaüstü bilgisayarlarımızdan girdiğimiz browser'lar var. İkisinde de farklı şekillerde biz bunu yapıyoruz cep telefonunda filtreleme yöntemleri biliyorsunuz biraz daha farklı. O yüzden ben şu anda masaüstü bilgisayar kullandığım için yayında buradan yaptığım için laptop masaüstü fark etmez. Ben size masaüstü formatında göstereceğim. Ama siz aynı yöntemleri orada da zaten aynı sekmeler olduğu için cep telefonu modeline uyarlarsınız. Şimdi önce arabamızın yılına bakıyoruz. 2017. Bir pencere açalım step Beyler sadece 15c step Beylerin oldu bir pencere açtık şu anda ve bu pencerede ya yani birçok arkadaş zaten bunları yapıyordur ama e, yapmayan e, ya da yaparken belki bazı taktikleri unutan arkadaşlar vardır onlar da bu konudan istifade edebilirler Bu arada sizden şunu da rica ediyorum arkadaşlar bizim e, takipçi arkadaşlarımız da biliyorsunuz e, şey çok fazla hani araba alıp satan var, arabalardan çok iyi anlayan arkadaşlar var. Ben bir arabayı burada fiyat değerlemesi yaparken siz de arzu ederseniz arabanın sohbet bölümünde arabanın kronik sorunu var mı, piyasası nedir? Hani buna benzer bilgiler hakkında yorumlar yaparsanız ya da sohbet o şekilde yaparsanız bizim videomuzu tekrardan izleyen, hani canlı yayın bittikten sonra video olarak kanala düşüyor ya. Orada izleyen arkadaşlar da hem arabanın fiyat değerlemesini görürler. Hani Ucuz mu, pahalı mı yapmış olduğumuz araştırmayı görürler, incelemeyi, analizi görürler. Hem de e, bir taraftan da e, mesaj bölümünden, bu sohbet bölümünden araçla ilgili kronik veya buna benzer problemler varsa bunları görmüş olurlar. Şimdi hemen arkadaşımızın arabasına bakalım. Dacia Sandero 2017 model araba. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk yaptığımız adım 2017 ile sınırlandırıyoruz. Şimdi daha teferruatlı detaylar var ama neden 2017 mesela 2018'de katmak lazım, 2019'da katmak lazım, 2016'yı da katmak lazım diyen arkadaşlar olacaktır. Aracına göre bu piyasada çok bulunan bir araba. Piyasası var ve yoğun olarak kullanılan bir araba olduğu için biz bu arabayı sadece 2017'de de değerlendirsek bize sağlıklı bir sonuç verebilir. Eğer piyasası çok az olan bir araba olsaydı... O zaman hem bir yıl öncesinde hem bir yıl sonrasında da bakmamız gerekebilirdi. Hatta alt paket üst paket de incelememiz gerekebilirdi. Şu anda bunda gerek yok. de gerek yok. Bakıyoruz arkadaşlar. Dacia Stepway. 2017 model ara dedik. Buradaki aracımız neydi? Manuel 24.000 kilometrede. Hatasız boyasız demiş. İlanın içeriğini okuyoruz. 2017 model. Trafik 2017 trafiğe çıkışlı. En ufak hata boya değişensel kaydı yok. Bunları niye inceliyoruz arkadaşlar? Çünkü buradaki açıklamalara göre emselleriyle kıyaslayacağız. Bu araba hatasızsa hatasız arabalarla kıyaslamaya özen göstereceğiz. Yedek kanatları, ilk yardım çantası her şeyi var diyor. 90 vites geçişleri kusursuz. Yeni üretim netle sınıfımızın bak Ahmet kardeşim bize şey gönderdin ya ilanı. Varsa burada bir sıkıntı onu da söylerim bak ona göre. <laughs> Neyse ilan da değerlemiş, şey yapalım, incelemiş olalım, test etmiş olalım. Muayenesi mevcuttur demiş şu tarihe kadar. Eksoz, lastik durumu %90, koltuklarına düşme, en fakir deformasyon, yırtık yok. Poşet geçirilip, koltukları deforme olmaması için üzerine poşet geçirip binilmektedir. Artık anlayın ne kadar özen gösterdiğimizi dememiş, onu yazmış. Aracın detaylı iç motor temizliği yapılmıştır. İç dış istenildiği takdir aracın detaylı videosu alıcı kişi whatsapp'tan atabilirim. Şeffaflığını ortaya koymuş satıcı. Aracın da hali kusur çıkması durumunda tüm masraflarınız tarafımızca karşılanacaktır. İşte güzel taraf bu. Bunun sözünü veriyor ya bu güven veren bir şey. Ciddi alıcıyla az da olsa pazarlık sünnettir. Evet. Şimdi bakalım. Aracımız hatasız boyasız. Kilometrede 24.000'de. Şimdi incelemeye başlayalım aracımıza. Arkadaşlar incelemeyi yaparken şöyle iki farklı şey deneyebilirsiniz. Önce ucuzdan pahalıya sıralayalım arabayı fiyat olarak. En ucuzlarından pahalıya doğru sıra sıralayalım. Bakalım neler varmış. 2017 modeller içerisinde evet çok yıpranık araçlardan itibaren başlıyor. Bizim aracımızın fiyatı 157 bin lira. Bu arabamızın kilometresi 24 binde. Eğer ki bizim şu anda incelediğimiz araba 2017 dediğimizde karşımızda 20-30 tane çıkan bir araba olsaydı çok fazla filtre uygulamaya gerek yoktu ama karşımızda şöyle görüyorsunuz bakın mouse'ta işaretliyorum arkadaşlar 566 tane muadili var bu arabanın o yüzden bizim burada filtre ile arama sonucunu daraltmamız gerekiyor arama daraltalım kilometresi 23.000'de olan bir aracı kilometre üst sınırı koyalım arkadaşlar nerede kilometre üst sınırımız şurada biz piyasayı tam analiz edebilmek için 25 binde sınırlamayacağız. Biz ne yapacağız? 50 bin kilometre altı diyelim biz buna. Yani üst sınırımızı 50 bin kilometre olarak belirleyelim. Arabanın otomatik versiyonu bakıyorum arkadaşlar. Otomatik versiyonu sanırım yok bu arabanın. Ha varmış. Manueli seçtik. 2017 aracımız manueli seçtik. Başka bir teferruat Aracın dört çekeri var mı? Bu arabamız kaçmış. Bunlarda dört çeker olayı var mı? Bunlarda dört çeker olayı yok. Bakıyoruz. Evet, sadece önden çeken bir arabaymış. Arkadaşlar şimdi şöyle yavaş yavaş kaydırmaya başlıyoruz. İşin sırrı kaydırmakta. Ne kadar dikkatli kaydırırsanız o kadar sonuca net odaklanırsınız. Bakın şimdi fiyatlarımız öncekine göre daha değerli toplu bir hale geldi. Evet, full paket, ekstralı, hız sabitleyici, değişensiz demiş. Hiç girmiyoruz. Şimdi değişensiz demiş ya. Muhtemelen bunlarda boya olasılığı fazla. İlk gelen alır demiş. Açıklama yok. Hemen açtık, inceliyoruz içine. Evet, bagaj arka tampon değişmiştir. 5700 kriterlerimize girmiyor. Hatasız bir araba değil. Devam ediyoruz araştırmamıza. Düşük kilometre, temiz. Bu fiyata kaçmaz. Fırsat makyajlı kasa 3 gün geçerli fiyat 2017 hatasız dur orada dur bu ilanı açtık arkadaşlar bakın e, olabildiğince şeffaf ve net bir şekilde inceliyoruz ilanları dikkat edin hani e, buraya kadar getiren arkadaşlar varsa e, en azından bir araba için incelediğimiz sonucu yarıda kesmesinler sonuna kadar gitsinler ki en sondaki net toparlayıcı yorumu da duysunlar asıl karar aşaması orası zaten 42.000 kilometrede 2017 model ilanı detaylı olarak hemen hızlıca okuyorum ki emsal mi değil mi anlayayım. Model 2017 12. ay çıkışlı. Euro boş yeni nesil motor. 40.000'de aktif konu değişik gösterebilir. Ha bak bir parça lokal boyalı. <laughs> Çizikten. Kendim boyattım. Bir parça boya takıntı olan aramasın. Harici hatasız demiş. Tramer bilgisi sunmamış. Muhtemelen kendi boyattığına göre trameri de yoktur. 137 bin liralık fiyatı ile bir parça lokal boya eğer dediği küçük bir boya ise biz bunu hatasıza yakın kabul edebiliriz. Ama yine de hani böyle bir şeyi bozulmuş arabanın hani o hatasız bizim ülkemizdeki o hatasız çizgisi var ya o bir çıtırdamış böyle bir bir çubuk kırılmış yani. Ondan dolayı şöyle bir 137 kenarda dursun. Devam ediyoruz. 2017 model 2018 çıkış. Hatasız demiş RNI Otomotiv bakıyoruz. Şimdi bazı ilanların başlığında hatasız yazıyor. Evet hatasız boyasızlığını vurgulamış. Kilometremiz kaç? 30 bin. 1.5 step 5. Evet. Arabanın fotoğraflarına bakıyoruz. Renginin siyah olması belki bunu bir tık satışını yavaşlatabilir diye düşünüyorum ama tabii ki belli de olmaz. Bu arada arkadaşlar sizden gelen yorumlara da bakacağım ama. Arkadaşlar sesim kısık mı geliyor? Sesim kısık geliyormuş ya. Şimdi ben de hiç bakmadan yardırıyorum. Sesim şu anda kısık mı? Lütfen bir geri dönüş yapın. Gayet iyi, tavaşılık gayet iyi. Ses gayet iyi. Tamam. Aman ses önemli arkadaşlar şimdi daha şimdi daha iyi oldu öyle mi O zaman ben şu mikrofonu önüme alayım şöyle bir ağzıma sokayım ben bunu şöyle heh. inşallah Allah daha iyi olur şimdi Evet arkadaşlar şu ana kadar sesin birazcık şeymiş kusura bakmayın çok özür diliyorum hemen değerlememize devam ediyoruz Bu arabada bir kenarda dursun hatasız 30 binde bir taraftan da ha iyi oldu güzel tamam Süper. Çok güzel. Teşekkür ediyorum Burak kardeşime. Evet. Bir hatasız daha bulduk. 36.000'de. Evet. Hatasız. İlan hasar boya değişen yok. Tamponlarda mini onarım falan. Bunlar önemli değil. Arabanın alıktan sonra kateri koltuk takılı direksiyon topuzunun arabası çalışma aksam yok. Arkadaşlar niye ilan inceliyorum biliyor musunuz? Eğer ben karşıma çıkan uygun fiyatlı ilanları incelemezsem, yüzeysel bakarsam ve şu anda almak istediğim arabayı yani Ahmet kardeşin arabasına ona geri dönüp de şöyle dersem, ya kardeşim senin arabanın aynısından atıyorum şu fiyata var dediğimde eğer düzgün bir inceleme yapmadıysam haksızlık etmiş olurum, insafsızlık etmiş olurum. Ama buna da hiç gerek yok. Olabildiğince emsallerle kıyaslamamız gerekiyor az yakar çok kaçarlar falan gerisi muhabbet. Evet bu arabada şöyle bir kenarda dursun. Şimdi bu arada bir feedback yapalım. İlanımıza geri dönelim. Bizim arabamız 157 bin 157.000 157 bin TL'lik fiyatıyla ya yani ekstra bir şey en çok tutulan 90 belgelik versiyon demiş. Bakın burada satıcının bizi ayırtmasıyla hemen diğer araçlarımıza beygir olarak bakıyoruz. Evet bu da 90 beygir, bu da 90 beygir. Tamam. Onda bir kıyaslamada bir sıkıntı yok o zaman. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın hala daha yorum yapmadık. Bak. Yani bu aracı fiyatı uygundur, değildir, alınır alınmaz yorumu yapmadık. Evet devam ediyoruz. Yine hatasız boyasız vurgusu yapılmış bir araç daha. 30 binde. Açıyoruz. Evet kitapçıklar varmış. Bir parça değişen mevcuttur. Sağ arka kapı. Ama hatasız boyasız yazmış ilanın başlığına. Biz bu tarz başlıkları çok hoş karşılamıyoruz arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü e, hatasız kelimesinin karşılığını hepimiz biliyoruz. Yani birbirimizi kandırmayalım. Hatasız demek hata boyasız ve değişensiz anlamına geliyor ülkemizde. İsterseniz ekşi sözlüğe bakın. Hani işte şuydu, buydu. Şimdi bunlar araya girince ne oluyor biliyor musunuz? Hatasız deyip de ilan içerisinde bir parça boya var, beş parça boya var falan veya lokal var, avuç içi var, şunlar var. Bu detaya girince iş şu oluyor. Gerçekten hatasızını, hiç boyasızını ilana verecek. Bu sefer nokta hatasız, virgül hatasız. Allah'ım kalem ucu kadar buna boya değmedi falan. İş böyle şeye gidiyor yani. O noktaya da taşımamak lazım açıkçası. O yüzden geçiyoruz bunu. Evet, devam ediyoruz. Bakın şu anda 140'lara geldik. Sigara içilmemiş demiş bir tane arkadaş. Bazı ilanların başında illa hata az boyası yazmasına gerek yok. Evet, tramer yok, değişen yok. Arkadaşlar, tramer yok, değişen yok demiş, bırakmış. Demek ki bu araçta boya olabilir. Ben ilanı tam olarak okursam çok zaman kaybederim. Ha bir saniye boya da varmış. Özür dilerim. Benden önceki sahibinde şoför kapısı sürtmesinden boyalıdır. Bakın bu arkadaş mesela ilanın başlığını hatasız boyasız ya da hatasız ibaresini eklememiş. Bence şık olanı yapmış. Gayet de güzel. Fiyatı 140 olarak girmiş. Devam ediyoruz analizimize. Sonraki sayfaya geçtik. Kriterlerimize göre bile 164 tane araba var. Evet kazasız değişensiz. Kaza hatasız boyasız. 141 binde. Artık yavaş yavaş ilanların içine girmiyorum arkadaşlar. Evet hatasız yine 142.000 TL. Hatasız boyasız aylarca 31.000 142 142.000 TL. Buraya kadarki araştırmamız fazlasıyla yeterli. Ben normalde bunu çok daha hızlı yaparım kendim bu değerlemeyi ama sizler için hani videoyu şu anda canlı yayından sonra izleyen arkadaşlar için bir malumat olsun. Onlar dikkatlice izlerler belki takip edebilsinler diye daha yavaş yavaş ilerledim. Şimdi arkadaşlar gelelim yorum bölümüne. İncelemiş olduğumuz 157.000 TL fiyatı olan şu anda görmüş olduğumuz aracı emsallerine göre kıyaslarsak ha bir de şuna da bakmamız gerekiyor ayrıyetten. Arkadaşlar bakın şurada 50 tane sonuç göster diyeceğim. 2017 model araçlarda aşağıya doğru iniyorum. Aynı aracı maksimum satıldığı fiyatları da görmek istiyorum. Evet arkadaşlar 21.000'de hatasız, boyasız, hasar kayıtsız. Arkadaşlar 186.000 TL'ye kadar aynı arabaya fiyat yazan arkadaşlar olmuş. Tabi kilometresi daha uygun ama genelde ortalama çıkabileceği üst limit 160'larda. Hani 160'tan sonrası biraz abartı. Hani her ilan grubunda vardır ya zirveyi zorlayanlar. O zirveyi zorlayan arkadaşları saymazsak yani üst sınır 160 bin lira olarak. Şimdi siz diyeceksiniz ki bir arabanın emsalleri arasında hatasız boyasız o da hatasız boyasız. Nasıl olur da biri 140 ister, 137 ister veya işte birisi 160 ister. Arkadaşlar, herkes dilediği fiyatı yazmakta özgürdür. Burada iş alıcıya kalır. Örnek veriyorum. Benim almak istediğim araba diyelim ki internette bir araba buldum. Fiyatı çok uygun. Ben neredeyim? Isparta'da yaşıyorum. Bulduğum araba nerede? Artvin'de. Ben Artvin'e kadar gitmek istemiyorumdur. Aynı araba Isparta'da vardır ama Isparta'daki adam 147 yazmıştır pazarlık yapıp onu 143'e almaya çalışmak daha avantajlı olabilir. Anlatabiliyor muyum? Herkes durumuna şartına göre dilediği parayı isteyebilir. Şimdi burada incelemiş olduğumuz arabanın sonlara doğru yorum bölümüne gelirsek arkadaşlar. Arabanın fiyatı kendi emsalleri içerisinde bir hayli üst sınıra yakın duruyor. Yani eğer siz Kayseri'de yaşıyorsanız arkadaşımız ilanı Kayseri'den vermiş. Başka şehirlere gitmek istemiyorsanız sıkı bir pazarlıkla e, piyasadaki arabaları, emsalleri kendisine hatırlatarak tabii burada şuna dikkat etmekte fayda var. O adam bu fiyata satıyor, sen de bu fiyata ver deme hakkımız yok. Ama çok uygun fiyatlar var hocam. Bana yardımcı olursanız sizin aracınızı almak istiyorum. Atıyorum başka bir şehre gitmek istemiyorum veya şudur budur. Gerekçelerinizi söylerseniz mantıklı bir çerçevede güzel bir pazarlıkta eğer fiyatı aşağı çekebilirseniz bu arabaya hamle yapılabilir. Ama şu andaki fiyatı aracımızın ne yazık ki biraz yüksek gözüküyor. Evet arkadaşlar bundan bu arabadan sonra başka araca da bakalım. Bakalım sizden neler gelmiş. Maalesef Aybert Sevük demiş ki hatasız yazıp ağır hasar kayıtlı arabalar var çıldıracağım demiş. Ya işte ben de e, şimdi bu hani bir canlı yayın sonuçta yani her kime sen şunu niye yaptın diyemeyiz ama hakikaten yani ben de bazen görüyorum artık iş iyice aymazlık noktasına gitmiş yani bunu da abartmamak lazım ya lafın sözün yeri kalmıyor herkes böyle yaparsa çağdaş abonoz 60'a sattığım araç 140 bin sana sattığım kişi sana ha, 139 bin demez mi orada bıraktım işi demiş Bilal Karakaş 50 bin araç bulur muyum çok eski kasa olmadan valla işte bu video araba bulma videosu olarak hazırlamadık bu canlı yayını. Bu sadece bu canlı yayın tek bir konusu var. Arkadaşlar canlı yayında biliyorsunuz sohbet sohbet konu konuyu çok fazla açıyor. O yüzden biz sadece bir konuyla sınırlı kalıp en verimli sonuca ilerlemek istiyoruz bu canlı yayında veya bu canlı yayın sonradan izleyen arkadaşlar istifade edebilsinler, faydalanabilsinler diye konunun dışına çıkmayacağız. Bu canlı yayında almak istediğiniz arabaların ilanını bize gönderiyorsunuz. Biz de o ilanlardan bazılarını seçebildik, yapabildiğimiz kadarını seçiyoruz ve o ilanları inceliyoruz. Fiyat noktasında inceliyoruz. Evet bakalım. Neler gelmiş başka? Evet Mahmut 03 arkadaşımız bakabilir misin abi iyi yayınlar demiş. Bakalım hemen bir araba arabanın ne olduğunu belirtmemiş. Şimdi göreceğiz arabanın ne olduğunu. Şu önceki açtığımız sayfalarımızı kapatalım. Evet. Evet. 88 22 19 19 719. Oo ilan numarası değilmiş Karşımıza ne geldi? Of. Opel Vectra. Yavrum benim be bizim bir arkadaş vardı sanayide pideciydi Vallahi var ya zamanında şu arabayı bir yapmıştı akıllara zarar ya şuurumuzu kaybettik evet neyse gevezelik yapmayayım evet 99 model Opel Vectra aracımızın fiyatı uygun mu değil mi anlamaya çalışalım arkadaşlar bu arada bir not düşmemiz lazım arabanın piyasasını belirleme fiyatını anlama yorumlama noktasında yeni arabalarda işiniz çok kolay mesela az önce Ahmet kardeşin arabasında yorumlamak ve şeyi analiz etmek çok kolay. Ama eski arabalarda bu gittikçe zorlaşıyor ve yapmış olduğunuz zaten şu, şu konuya bakın hiç girmiyorum. Biz sadece fiyat analizi yapıyoruz. Bu arabanın vaat edildiği gibi çıkıp çıkmaması tamamen satıcının mesuliyetinde. Alıcı da kendisi inceleyecek bunları. Evet bakıyoruz arkadaşlar. 99 model 2.0 Vectra. Benzinli LPG manuel fites. Hemen aracımızın emsallerini bir sayfada açalım yan sayfada. Aracımız 99 modelmiş. Eski arabalara bakarken bu kasanın emsallerini sıralamak yeterli olur. Mesela 2000 eğer kasa değiştirmediyse 2000'ini 98'i de eklemek sağlıklı sonuçlar verdirebilir arkadaşlar. Çünkü arabanın yaşı çok olduğu için bir yıl önce bir yıl sonra çok fark etmiyor. Biz yıl olarak buna 1998 ile 2000 yılları arasını girebiliriz. Evet arkadaşlar 1998'de 2000 yıllar arasında aynı kasa olduğu için çok fazla sorun yok. Aracımızın otomatiği de varmış. 3 tane çıkartalım onları kurtulalım karıştırmasın kafamıza. Aracımızın kilometresi kaçtı? 210 bindi. Açıklama bölümüne bakalım neler yazmışlar. Aracımızın kasasında kaza darbe değişen işlem yoktur. Temizlik amaçlı ince macunsuz dıştan boya vardır kapı içlerinde motor haricinde bakın temizlik amaçlı ince mazunsuz dıştan boya vardı. Yani sanırım herhalde tamamı boyalı parçaları yazmamış galiba. İçinde gram boya yoktur. Motorunda yağ yakma duman atma e, tekleme gibi sorun yoktur. 2000 motor gs derece modeldir. Şanzımanında en ufak ses yoktur. Fites geçişleri çok güzeldir. Tüplüdür ve tüpü ruhsata işlidir. Kapı döşemeleri, tavan döşemesi göğüslüğü temizdir. Kilometresi 210 bin orijinaldir. Hasar kaydı hiç yoktur. Muayenesi filanca tarihe kadar devam etmektedir. Alana hayırlı olsun dediğimizden hiçbir şey çıkarsa dışarıdan gelecek olan müşterimizin masrafları firmamıza aittir. Şimdi burada arabanın alt tarafa iniyorum. E, hata boya bilgisi girilmemiş. Açıkçası 2000 model, 99 model bir arabada çok da hata boya delisi olmamak lazım. Bu arabalarda bizim için en önemli unsur ne? Motor, şanzıman, e, yürüyen aksam sağlıklı olsun. Aracı aldıktan sonra sizi bekleyen ağır masraflar, büyük masraflar olmasın. Eski arabalar için söylüyorum bunu arkadaşlar. Bu kriterler daha önemlidir. Yani bir ekspertize gittiğiniz zaman veya bir yere gittiğiniz zaman küçük ekstra çıkan şeylerle bu arabaları bırakmanıza gerek yok. Eğer motor vesaire birçok yeri düzgün çıktıysa, e, ufak tefek şeylere takılmayın. Ha ne olur? aranızda bir anlaşma yoluna gidebilirsiniz. Şimdi aracımızın fiyatını incelemeye başlayalım. Bu arada arabanın şeyini de çok anlayamadık açıkçası. Hani kaza darbe değişen yok ama dıştan boya vardır. Tamamı mı? Tavan var mı? Kaput var mı? Hani bunlar biliyorsunuz Türkiye'de önemli unsurlar. Bunu çok fazla anlayamadık ama kilometresi 210 bin. Buradan şöyle bir fiyatı yine ucuzdan pahalıya sıralandıralım. İleriye doğru ilerleyelim bakalım. 46.000 TL'lik fiyatı var aracımızın. Evet 300 binli kilometrelere ilandaki aracın kilometresi orijinaldir demiş satıcı. Biz 300 binli arabalara geçiyoruz. 260 bin artık yani buralarda gezinmeyelim. 200 bin emsal inceleyeceğimiz emsaller 200 bin. 230'lara geldik. Evet 340'lara geldik. Devam ediyoruz. Hala 280 kilometreler. Şu anda bakın arkadaşlar kilometreleri inceliyorum. Çünkü bu arabanın incelenebilecek kriteri şu anda kilometre benim için diğer unsurlar daha sonra ilk basamak kilometre oradan eleyeceğim arabayı incelememe devam ediyorum bakın arkadaşlar e, yeni araba alıp satmaya başlayan veya bu ticarete başlayan bu işi resmi olarak yapan arkadaşlar e, tabi şu anda bizi izleyip de bizden kat kat daha bilgili olan çok uzman arkadaşlar illaki var fakat elimden geldiği kadar hani daha böyle amatör arkadaşların bizi izlediğini varsayarak anlatıyorum hani o da sıkılmasınlar e, ya da hani çok açmadıysa şey yapmasınlar zaman kaybetmesinler şimdi bakıyoruz 42 185 lira düştü fiyat şey kilometre 250 hala 350'ler var şurada bir tane araba yakaladık sahibinden full orijinal değişensiz bu o, Serengeti yaylalarında tek başına kalmış bir ceylan yavrusu gibi duruyor bu araba Çünkü e, fiyatların kilometreler hep 300 bin 280 binlerde seyrederken yazık araya 185 bin kilometre girmiş İnceliyoruz. Araç full orijinaldir. Değişen kazanç yoktur. İstediğiniz yeri gösterin. 250 TL tramer önemsiz. Evet marş piyaları orijinal. Kilometre orijinal. Aracın tüm bakırları, bakımları yeniymiş. Ağır bakımları. Motor yürüyen çok güzelmiş. Katalog rengiymiş. Döşemeleri torpil hatasızdır. Çatlak yırtık yoktur. Kısacası dolu bir araçtır. Full artı full ekspertiz satacağımdan da ve ona yaptırdım. Bak Onaylı ekspertiz firmasına eksper yaptırdım. Tüm belgeleri isteyenlere atabilirim. Yıllarca masrafsız şekilde binilecek bir araçtır. Alana şimdiden hayırlı olsun demiş. Arkadaşlar bu araba şöyle bakıyoruz. Resimlere bakıyorum. Aracın kozmetik sorunları var. Ama motor yürüyeninin ve iç aksamının çok temiz olduğunu söylemiş arkadaşlar. Fotoğraflardan da fena değil gibi gözüküyor. Eğer şuralar boya değilse yani araba komple boyalı vesaire buna benzer bir durumu yoksa bu arabada bir uygun bir araba olarak gözüküyor. Tabi incelemek, iletişim kurmak gerekiyor. Devam ediyorum arkadaşlar kilometrelere bakmaya. Evet buraya kadar baktığımız kilometre bilgisi bizim için yetti arkadaşlar. Bakın arkadaşımızın arabası bize teklifi gelen araba Afyon Karahisar'daki araç 46.500 TL olarak fiyatlandırılmış. Biz 300.000 km, 250.000 km'li arabaların fiyatlarını irdelerken buraya kadar geldik. Ee, hala daha fiyat 45.000'lerde. Yani bu Afyon'daki araç gerçekten fiyatı makul gözüküyor arkadaşlar. Devam ediyorum bakın fiyat 46'larda şu anda. Hala daha bin şeyler yok. Bir tane Vectra varmış. Araç satılmıştır yazmış buraya galerici. Arkadaşımız. Devam ediyoruz incelemeye. Evet arkadaşlar neredeyse 200 bin kilometrelere daha yeni yeni gelmeye başladık. Afyon Karahisar'daki görmüş olduğunuz şu araç bize kim sormuştu bunu? Mahmut 03 sormuş Instagram'dan. Arkadaşım eğer araç vaat edildiği gibi ise orada bir açık kapı var yalnız. Ee, Ufak tefek boyalarımız var falan demiş. Orası bir geçiştirilmiş. Eğer komple boyalı değilse, ufak tefek sağda solda 3-5 biz böyle anladık açıkçası ilanı. Eğer öyleyse araba fiyatı gerçekten makul duruyor. Tabi tüm detaylar söylediği gibi çıkarsa. İnşallah faydalı olur bu yorumumuz sizin için. Top sizde. Devam edelim bakalım başka arkadaşlarımız neler yazmışlar bize. Evet. Evet. Bakalım bakalım bakalım. Instagram aç. Instagram'dan. Şöyle açtım. Berkay demiş ki Selamun Aleyküm abi. İyi, iyi akşamlar. Şu aracı bir değerleyebilir misin demiş. Bakalım hep beraber. Önemli olan bizim burada yapmak istediğimiz şey bizi daha sonra video olarak izleyen arkadaşlar olursa araç değerlemesini nasıl yaptığımızı görsünler. Kendi araçlarını bize ihtiyaç duymaksızın e, fiyatı ucuz mu pahalı mı bunu anlayabilsinler arkadaşlar. Amacımız bu. Birkaç inceleme daha yaparız. Konuyu anlaşıldıktan sonra bir 5-10 dakikada eğer arzu ederseniz bir geyik yaparız arkadaşlar. Sonra işimize bakarız. Şöyle arkadaşımızın almak istediği aracı bulduk. Berkay şu anda senin e, aracını inceliyoruz kardeşim. Sahibinden acil satılık. Kilometremiz 137.000'de Renault Fluence 1.5 DCI Joy 2013 Ben DCI falan diyorum ya gerek yok yorum bölümünden dönmeye çalışmayın. DCI bilmem ne şudur budur. Fanteziye girmiyorum arkadaşlar. Anlayacağımız şekilde yazıldığı gibi oku geçiyorum. Evet 137 bin. Sedan 110 beygir. Bunun farklı bir beygir kategorisi olabilir arkadaşlar. Biraz daha objektif bir şey yapmak için. Bu ilan bu aracın da sayısı çok fazla olduğu için burada yılına göre odaklıyoruz. Bakalım 2013-2013 diyelim yine. Ekstra dışarıya çıkmayalım. Aracımızın manuel olduğunu biliyoruz. Yıl 2017 2017 Bir dakika ben neyi yanlış yaptım? Araç 2017 değil miydi? Özür dilerim. Evet pardon 2013 ya. Ne yapıyorum? 2013 2013 Daha net olsun dostum, kafam gitti. Evet 2013 açtık. Manuel fites. Arabanın beygiri ile ilgili. Evet arkadaşlar bu arabanın sanırım düşük beygirli bir versiyonu varmış. Bu arkadaşımızın aracı şurada 110 beygir olarak seçilmiş. Bakın 110 beygir olarak seçilmiş ya. Burada hassas bir nokta var arkadaşlar. Bu ilanın karşımıza çıkması çok güzel dek geldi bu ilan sayesinde şimdi bu ilanı irdelerken hassas yani diyorum yani birçok şey ilanları incelerken karşımıza çıkacak. Burada çok güzel bir detay var bakın size göstermek istediğim, öğrenmenizi arzu ettiğim. Şimdi bu arabanın iki türlü beygir versiyonu varmış. Eğer biz araç sahibine uygun fiyatlı bir aracı arabanın beygir gücüne bakmadan teklif etseydik, bak böyle arabalar var deseydik, az önce de söylemiş olduğum gibi insafsızlık etmiş olurduk. Bu arabanın 76 ile 100 beygir arasındaki versiyonlarını çıkarıp sadece şeye bakalım dersek 110 beygirlik versiyonlarına bakalım dersek 2013 modelde sadece 4 tane araç görebiliyoruz. Peki ne yapacağız şimdi? 4 tane araçla piyasa belirleyebilir miyiz? Zor değil mi? Piyasa belirleyemeyiz. Ne yapacağız o zaman? Hemen bu aracın acaba bu beygir gücünde 2014 var mı? Bakalım. Yok. O zaman bunu geri alalım. Acaba 2012 var mı? Ona bir bakalım. Yani yıldan yıla mı değişmiş? Hayır yok. Bakın arkadaşlar biz ilandaki şeye güvenerek orada yazılmış veriye dayanarak söylüyoruz. Eğer bu adam ilanı veren kişi aracı atıyorum işte 90 beygirlik versiyonda bunu 110 beygir olarak girdiyse artık yapacağımız analiz tamamen havada kalmış oluyor. Ama biz yine de nasıl yapıldığı anlaşılsın diye güzel bir fırsat tek geldi. Piyasası az olan bir arabayla karşı karşıyayız güya. Bakın şimdi inceleyelim bunu. Ha, özür dilerim. Araba otomatikmiş. Hemen uyardılar beni sağ olsunlar. Arabayı manuel seçmişiz. Şimdi oldu düzelttik. Lanet olsun dostum kafam yine gitti. <laughs> Hep aynı şeyi yapıyorsun diyecek şimdi. Şimdi otomatik deyince o zaman gaşı gözü yerine geldi. Tüh ya ben de size çok güzel bir şey anlatacaktım ya. Niye bozdunuz? Manuel üzerinden gidecektik. Ben de size az arabanın piyasasını nasıl değerli onu anlatacaktım. Ama neyse şansınızı kaybettiniz. Uyarmayacaktınız beni <laughs> Bakalım şimdi arkadaşlar. Her zaman yaptığımız gibi şey yapıyoruz. Fiyat sıralaması yapacağız ama önce şu kilometreyi bir görelim. 137 bin kilometrede. Aracımızın ilanına bakıyoruz. Pazarlık yoktur. Son fiyattır. Tamam madem pazarlık yok. 121'i dikkatle hafızamıza yazdık. Araçta bir parça değişen var. Değişen bagaj kapağı. Güzel. Bunun yazılmaması da beni çok gıcık ediyor. Bir parça değişen var. Gerisi yok. Ne yapayım kardeşim? Seni arayıp da telefonda herkes sana bunu mu sorsun istiyorsun? Hani insanlar değil mi? Böyle insan aklına bunlar geliyor. Herkes arasın. Abi neresi değişti? Abi neresi değişti? O da kesin yazmadıysa genelde Allah'ın emri motor kaputu falan oluyor. Hani adam arasında telefonda biraz muhabbet edeyim bağlarım diye mi düşünüyor artık nasılsa? Bu güzel yani şeffaf olmuş, güzel olmuş. Bir değişen bir boya, değişen bagaj kapağı, boyalı sağ arka çamurluk. Buna bağlı arabada 7200 lira hasar kaydı vardır. Bu işlemler bende olmamıştır. Daha önceki sahibin olmuştur. O gereksiz bir detay. Bunu hiç söylemene bile gerek yok abim. Marş Pierre'in ikisi de keyfi boyatılmıştır. Çok da önemli değil. Marş piyerde dikkat etmemiz gereken şey ne arkadaşlar? Jetta videosunu izlediyseniz orada söylemiştim. Marş piyerler e, çok önemli değildir. Sadece ve sadece aracın alttan almış olabileceği büyük bir darbenin e, olumsuz bir hasarın yani böyle sizi can yakabilecek bir hasarın anahtarı olabilir. Bu yüzden ekspertiz alttan incelerken marş bir boya olduğunu tespit ettiyse biraz daha dikkatli incelemesini e, talep edebilirsiniz. Hani oraya biraz hassasiyet gösterilmesini talep edebilirsiniz. Hani bu sektörün içerisinde bu tarcanları falan izliyorsanız görmüşsünüzdür. Biz de çok karşılaştık arkadaşlar. İki parça üç parça arabalar oluyor. Alttan böyle çok profesyonel birleştiriliyor falan. Neler var neler Allah esirgesin. İnşallah öyle bir şey size denk gelmesin. Aracın periyodik bakımları 132 bin kilometre olmuştur. Joy paketi dışından dolu bir araçtır. Aldığımda eksper yaptırdığım o zamandan beri kazaya belak yaşamadım. Eksper raporları mevcut. Önceki sahibine kadar tavanda taş çekmesinden dolayı ufak göçük vardı. Düzeltildi. Gerisi fotoğrafta mevcuttur. Boyanmadıysa sıkıntı yok. Aracımı öyle aldım ve hala kullanıyorum. Kapıdan önceki sayına kaynaklı Sürtme vardır. Ufak olduğundan ben de sorun etmedim. Son olan. Evet arkadaşlar. Aracın bir parça değişeni bir parça boyası var. Açıklama bölümünde can sıkan bir detay yok. Tamam mı? Bagaj kapağı sağ arka çamurluk. İkisi de e, değişen ve boya olarak arabanın değerini çok sarsacak. Şey. Tabi değer düşürür illaki ama çok sarsacak şeyler değildi. Kriterler ne? En bizim Türkiye'de en çok arabanın değerini düşüren şey ne arkadaşlar? Yani konuyu uzatıyor demeyin. Hani videonun arasında bu bilgileri de veriyorum ki yeri geldikçe aktarıyorum. En önemli detay motor kaputuyla tavan. Bizde budur yani. İşte birinden biri boyalıysa ayvayı yedin. İkisi birden boyalıysa ya da işlemliyse o zaman sen bittin abi. Yani piyasada var ya böyle çok enteresandır. Size bununla ilgili ilginç bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yani geri geldi işte ağır hasarlı araba sattık. Yeri geldi motor kaputu boyalı araba sattık. Geri geldi hiç hatasız araba sattık. Hatasız arabalarda, kilometresi çok düşük arabalarda şöyle bir diyalogla karşılaşıyordum mesela. İşte arıyor mesela birisi. E, ee, Sait Bey merhaba işte ilandaki arabanızla ilgileniyorum falan. Ve çok kibar bir ses tonu. İletişim böyle çok şey yani. Hani nasıl derler. Karşındaki insandan böyle entelektüellik falan akıyor böyle yani hani belli yani okumuş adam falan mı diyeceksin artık nasıl diyeceksin böyle şey ses tonları böyle tamam mı böyle daha böyle beyefendi falan böyle, 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 böyle şey gibi motor kaputu boyalı bir arabam vardı mesela ya yani birkaç kere oldu da sen onu satıyorsun mesela onda mesela birader araban oldu <laughs> iletişim böyle tamam mı adam bir arıyor mesela telefonla birader arabanın Motor kaputu nasıl boyandı, ne oldu falan. İletişim bak bu şekilde yani. İşte birader, işte ne haber falan böyle biraz böyle hafiften yaya yaya iletişim oluyor. Araba ağır hasarlıysa, sattığın araba, onda çok ilginç diyaloglara rastladım işte. Yani adam arabanın ne olduğunu sormadan bile, hele kardeş, sen şu arabanın fiyatını bir de hele. Abi ilanda yazıyor fiyat. Ya kardeşim o fiyatı sen ne yapacaksın ya? Bak artık yani var ya hani iyice böyle e, sosyal e, yani farklı noktalardan sosyal çevrelerden böyle farklı iletişim tekniklerini öğreniyorsunuz. Yani bu tarz arabaları alıp sattıkça. <laughs> Şimdi bakalım çok yaydım konuyu özür dilerim. Hemen şu filansa devam ediyoruz. Arkadaşımız sabırsızlıkla bekliyordur. Belki yarın alacak bu arabayı. 2013 model. Sohbet ederken arabanın detaylarını unutuyorum ya. Evet 2013 model yarı otomatik çok güzel arabada dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi şanzıman sağlığı zaten sen onu ekspertizle ciddi olarak ee, sorgulatacaksındır. Evet biz fiyat olarak aracımızı aşağı doğru kaydıralım. Bizim aracımızda bir parça değişen bir parça boyamız var kilometremizde 137 binde biz bu arabanın sayısı şu anda çok olduğu için 270 tane araç olduğu için bunlara bakma şansımız yok. Ne yapıyoruz aracımızın arama kriterlerini biraz daraltmamız gerekiyor. Hem daha sağlıklı bir sonuca ulaşmak için hem de zaman tasarrufu için. Her almak istediğimiz arabaya 3 gün boyunca araştırma yaparsak ya o arabanın modelini irdelersek kafayı yeriz. Yani ki bu konuda kafayı yiyen çok arkadaşım oldu benim. Evet. Şu kilometreyi bir sınırlayalım arkadaşlar isterseniz. Kilometremizi çok düşük olan arabaların fiyatları düşük olabilir. Değil mi? O yüzden ne yapalım biz bu kilometreyi? Alttan 100.000 bin olarak belirleyelim. Bazı arkadaşlar buna itiraz edebilirler ama e, ilk inceleme bu. Eğer alacağınız arabaya çok fokuslandıysanız daha detaylı inceleme, daha detaylı fiyat değerleme e, unsurları da mevcut. Onları da bir başka videoda size anlatayım. Ya da daha detaylı böyle bir kitlemiz olursa ileride böyle kendi kendimize böyle çekirdek kitlemiz olursa daha profesyonel gizli sırları da var bu işlerin arkadaşlar. Yani şu anda anlatsam var ya Hani e, burada anlatılmaz ama araç fiyatlamanın, araç belirlemenin, yani bu işi daha profesyonel olarak ilerletmek isteyen arkadaşlar olursa çok daha böyle pratik, keskin, hızlı e, ve yani sonuç odaklı değerleme yöntemleri var. Hani biraz böyle gerçekten pratik istiyor. Onu da ileride böyle sağlam bir şekilde kitlemiz olursa orada yardıralım. Arkadaşlar sohbet bölümünden şeyi görüyorum böyle, e, sohbet bölümünden sürekli. Bu aracı değerler misiniz diye geliyor ama Instagram para babası Instagram hesabına yazmanız lazım arkadaşlar. Oradan takip ediyoruz. Oradan alıyoruz. Bunu ben ekranın bir köşesine yazayım bari. Neyse şu aracın değerlemesini bitirelim ondan sonra yazayım. Ne yaptık arkadaşlar? 100.000 üst sınırı da bu arabanın 170 bin olarak belirleyelim. Bu aralıktaki arabalar bizi sağlıklı bir sonuca götürecektir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ucuzdan pahalı diye sıraladık ya. Önce ben bir hatasız fiyatlar nerede? çok zaman kaybetmeden oralara doğru ilerliyorum. Bakın arkadaşımızın arabası 121.000 TL aklımızda duruyor. Aşağıya doğru ilerliyorum arkadaşlar. Evet. Bakın. Hatasız acil satlık demiş. 147 binde. Bakalım hatasız mı arabamız? Burada arkadaşımızın arabasında sunroof gibi bir detay var mıydı? Yokmuş. Evet yokmuş. Şimdi buna bakıyoruz. Burada arkadaşlar şuna da dikkat etmemiz lazım. Şimdi e, aracın fiyatını değerlerken bakmış olduğumuz bir araba incelemiş olduğumuz bir araba kıyaslıyoruz ya adam mesela bizim 120 alacağız arabayı bir baktık aynısından 100 bin liraya var. O da hatasız yazmış o da hatasız yazmış. Arkadaşlar hemen atlamaya gerek yok. Önce bir aracı fotoğraflarından inceleyin. Mesela arabayı şöyle fotoğrafını büyütün. Arabada mercekli far var mesela. Siz dolu pakette misiniz arabanız? Bir de bunların hani boşlar oluyor. Böyle normal lineer gibi düz farlı olanlar oluyor ya mesela. O tarz versiyonları olabiliyor. Bazıları bilmeden. Bazıları bilinçli olarak maalesef hani o kötü bir şey söyleyeceğim ama biliyorsunuz ben dikkat ediyorum. Yani argo konuşmamak için zorluyorum kendimi. Bizim sektörde argo konuşmamak çok zordur ama ben tutuyorum kendime. Bazı tipler var. Geliyorlar buraya e, o arabayı kaynak yapıyorlar. Üst paketin kataloğuna sokuyor arabayı. Niye? İşte bir tane dikkatsiz bir arkadaş gelir de acaba arabayı ona kitler miyim diye düşünüyor. Bu bilinçli yapan e, hırsız. Buna hırsız diyebilirsiniz arkadaşlar bilinçli yapıyorsa. Çünkü karşı taraf eğer bilmiyorsa konuya hakim değilse gelip o arabayı aldığında o kişinin aslında o fark kadar parasını çalmış oluyor. Aynı zamanda bir nitelikli dolandırıcı da diyebilirsiniz buna. Fakat işte burada Nasrettin Hoca'nın şeyine geliyor iş. Hırsızın hiçbir suçu yok. eşi, ee, şey hani herkes ev sahibi suçlamış ya. Yani burada arabayı alacak kişi bilinçlenecek. Ben o yüzden bu yayını yapıyorum arkadaşlar. Hani Video bizim YouTube kanalını açarken ki felsefemiz neydi? Bizi takip eden arkadaşlar hiçbir şekilde zarar ettirmeyelim. Bu işlerin, araba işlerinin, para işlerinin, araba ve para arasındaki bu ilişkinin her türlü önünü arkasını kirli çamaşırların ortaya çıkaracağım var ya daha neler anlatacağım size kafa yiyeceksiniz. Neyse devam edelim. Bakıyoruz arkadaşlar aracımız, bu aracımızı inceliyoruz. Aracında değişen kesinlikle yoktur. Sağ ön kapı boyalı, sağ arka kapı boyalı. Sağ arka çamurluk boyalı. Sol arka çamurluk boyalı. Harici. <laughs> Hatasızdır. İlanın başlığına ne yazmış bu amcam? Hatasız yazmış. Evet. Am Arkadaşlar yorum bölümünden bana yazsanıza. Mesela bu tarz ilanlar için. Hani nasıl bir bir cümlelik yorum yapabilirsiniz. Hani ilanın başlığında hatasız yazıyor. Evet. Arkadaşlar yorum bölümünden yazın. Yani nasıl bir yorum yaparsınız? Tek cümlelik bir yorum. Ee, böyle bundan sonra her gördüğümüzde bu bu tarz ilanlara o ismi takalım yani. Böyle kibar, nezih bir isim olsun böyle. Aşağılayıcı bir şey olmasın. Eee Evet. Ne yazmış arkadaşlar? Hatasız sul olmaz, düzenbaz demiş. Düzenbaz yani e, demeyelim de yalancının <laughs> sahtekar, ayıplı, ölümcül, kolpa diyelim olmaz. Hayır hayır. Ee, yani mesela şöyle örnek vereyim. Hani biz bazen fırsat arabaları yayınlıyoruz ya kanalda. Mesela ben şöyle bir isim taktım mesela. Böyle fırsat arabalarını kollayan arkadaşlar var bizim Instagram hesabında. Fırsat arabalarını kollayan arkadaşlar var böyle. Çok iyiler hakikaten. Böyle uygun arabadaki ilanını koy paylaştığımızda hemen yapışıyorlar, soruyorlar falan. Ee, mesela ben onlara şey diyorum mesela o, ta, o tarz bir kitlemiz de var bizim. Hani e, ölücanlar diyorum. Hani ölücüler demiyorum da hepimiz ölücüyüz arkadaşlar. Hepimiz ölücülüğü severiz. Yani herkes sever. Şimdi kimse ay ölücü mü? Yani bir, bir arabayı 10 bin lira aşağıya vermek istesinler bakayım ki herkes almaya çalışır. Bir de mezarcılar var. Ben onlara mesela mezar canlar diyorum. Gibi bunun gibi tatlı isim olarak hani böyle hem sempatik hem böyle e, şey yani o hedef davranışı ortaya koyacak. Evet, hatasız kul olmaz, dermansız dert olmaz. Abi ne yaptın? Kamyonun arkasına yazı yazmayacağız Ahmet Şentürk. <laughs> en kibarı üç kağıtçı. Ya şimdi üç kağıtçı şöyle. Üç kağıtçı diyemeyiz arkadaşlar. Niye diyemeyiz biliyor musunuz? Çünkü e, burada e, ilanın açıklamasında zaten o kişi yazıyor bunu. Aslında bu kişinin kötü bir niyeti yok. Fakat tek sıkıntı ne? E, i̇lanın başlığını hatasız yazdığı için sen o ilanı atlıyorsun, o ilanı inceliyorsun, orada şey görüyorsun ve çok zaman kaybettiriyor sana. Sen de kötü bir söz söylüyorsun belki içinden. Aslında ilanı veren arkadaşın de çok kötü. Hani bizde bir tabir vardır ya hani kulakları çınlamak derler. Değil mi? Niye kulağını çınlatıyorsun ki? Adam kötü şeyler diyor mesela arkandan. Dızcı Serdar'dan satılık hata. Saha, Rıfat iyi dedi. Mekruh diyelim mi abi? Mekruh. Hatasız hatalılar hatasız hatalar Rıfat Altınkaya güzel. Daha böyle kreatif şeyler geliyor bak. Sahibin ha sahibi aracın hatalarını affetmiş. Nusret Yiğit çok iyi ya. Sahibi gerçekten aracın hatalarını affetmiş. Bu Instagram'da arabayla ilgili komik şeyler yapan arkadaşlar var ya onların videosu geldi bir tane aklıma. Evet. Bakıyoruz mesela yalancılar olsun o zaman olmaz. Ya yalancılar olmasın ya. O tarz şeyler olmasın. Muko Kocağanlar. <laughs> mokoko canlar yani e, mokoko konusunda aslında var ya şey e, şöyle canlı yayın falan bazen şu sohbet bölümünde muhabbet o kadar sıkı güzel ilerliyor ki arkadaşlar lan lanet olsun kamerada karşısında niye ben varım diyor tamam mı zaten kitlemiz ekseri 199 erkeklerden oluşuyor askeriye gibi bir şey tamam mı herkes erkek, erkek erkek muhabbet ediyorsun ya ben de şuradan bir yerdir <laughs> canalı kanalı kapatacaklar ondan sonra mokoko canlar demiş ya Cinali fena değilmiş. Cinali. Cinali, Cinali olabilir bak. Ha Cinali. Tamam Cinali yapalım mı arkadaşlar? Mokoko canlar da güzelmiş de Mokoko canı daha ağır. Yani yanlış şeyler Yapanlarda kullanalım. Kırmızı başlıklı canlar. <laughs> hata can, hata canlar. Hata can olur mu? Hata emici. Hata emici de çok güzelmiş ya. Ben bu videoyu tekrar izleyip bunları tek tek inceleyeceğim arkadaşlar. Bir isim bulalım tamam mı? bundan sonraki canlı yayınlarda direkt isimler evet o ilanı gördük hepsi hatacan deriz tilki tilkicikler abicin olsun son moral bükücüler ya senin zamanını kaybettiriyor bak yapılan arkadaşlar şaka bir tarafa bu tarz ilanlardaki sıkıntı ne biliyor musunuz sıkıntı şu ben bu arabayı almak istiyorum A sahibinden acılık satılık Yusuf Can Akıcı vermiş 120 bin 121 bin TL aracı değerliyorum ben ya adam oraya 110 bin liraya taz diye koymuş. Arabayı almak isteyen insanların yüzde %80'i dikkatsiz. Bak açık konuşuyorum. yüzde %80'i dikkatsiz. Sadece ilanların içine girmiyor. Bizim gibi hani daha insaflı bir araştırma yapayım. Karşımdakine haksızlık etmeyeyim demiyor. Adam oradaki listeyi açıyor. Bak şöyle listeyi bir açıyor. Listeden direktman 110 bin lirayı görünce küt arıfı yapıştırıyor. Abi sen 120 bin lira diyorsun arabanı ama. Şurada senin arabanın aynısını adam 110 bin liraya satıyor. Ondan sonra bu yazık, abi imkansız olmaz diyor, gidiyor satıcı o ilanı bana bir gönder diyor, kaybedilen zaman, e, yanlış anlaşılmalar, e, kötü sözler, i̇ki, iki taraf birbirine. Ya bir kişinin yapılmaması gereken bir davranışı yaparak ne kadar sıkıntı yarattığına bakar mısınız? Daha bir sürü şey var da kafanızı ağrıtmamak için anlatmıyorum. Şu sektörün içindeyiz, neler çektik neler ya. Allah Allah. Vallahi billahi. Daha bunun gibi ne ilanlar denk gelecek, neler eleştireceğiz. Evet. araştırma de, araştırmamıza devam ediyoruz. Ya mübarek abi, acil hatasız yazmışsın. Hatasız yazdın arabanın içine girdik. Gözünü sevdiğim bir sürü şey yazmışsın. Tekrar söylüyoruz. Hatasız diye demek hatasız boyasızı anımsatar ülke, anımsatıyor ülkemizde. Bu böyle bilinir. Sen bunu hatasız dersen diğer insanlar nokta hatasız, sıfır hatasız. Abi Allah Kur'an çarpsın hatasız. Adam kendi arabının hatasızını anlatamıyor artık yani iş daha kötü noktaya gidiyor. Evet bu bunu eledik arkadaşlar e, kriterlere uymadı hatasızla devam ediyoruz bakıyoruz arkadaşlar hatasız derken şu anda ben özellikle hatasız boyasız arabanın fiyatını bir bulayım ki en minimal fiyatını ona göre arkadaşın aracını değerleyeceğim çünkü ilerliyoruz ilerliyoruz arkadaşlar bakın arkadaşımızın aracına geldik. Bursa Yıldırım'daki. Şimdi aşağıya doğru inmeye devam ediyoruz. Hala hatasız, tramersiz bir tane buldum. Bakın 121 binde ama 20 bin kilometre fazlaymış. Evet bakıyoruz arkadaşlar. Değişen yok. Boya solan çamurluk, sol arka çamurluk. Evet artık e, bu ilanlara hata mı diyeceğiz? Hata bir tanesi. Hata oturdu mu? Hata canlar cennetlikler demiş. <laughs> Hatasız kul olmaz. Hatasız araba olur. Evet. Aynen öyle. Arkadaşlar hata bükücüler. Aa hata bükücü de çok güzel. Vallahi Ahmet Şentürk yemin ediyorum slogan makinesi gibisin ha. Helal olsun. Bu arada Özal inan ne demiş biliyor musunuz arkadaşlar? Ha, kaputtaki boyayı söylemiş. O detaya girmeyelim. Aslında onu videonun baş tarafında söyledik ama sen onu kaçırmışsın. Bir arabanın motor kaputu demiş özel arkadaşımız. Özel inan. Göçük süz boyasız olarak serviste çıkarılıp düzeltilerek yerine takılmıştır. Eski resimleri de mevcut. Bu ne kadar önemli? Değeri ne kadar düşmeli? Çok güzel bir soru. Hemen cevap vereyim. Birçok arkadaşa faydası dokunacak arkadaşlar. Arabanın motor kaputu sökülmüş. Boyanmadan göçüğü düzeltilip yerine takılmış. Arkadaşlar bu göçüğün burada bakın şş, yapmamız gereken ilk işlem şu. Bu hasarın, bu göçüğün fotoğrafını satıcıdan isteyin. Lütfen buna dikkat edin. Eğer satıcı bunun fotoğrafı yok diyorsa, ekspertizde veya aracın bayisinde ekspertiz yaptırıyorsanız, sorgulatıyorsanız bu aracın motor kaputunun çıkartılıp başka bir arabadan buna takılıp takılmadığını kontrol ettirin. Eğer böyle bir şey yoksa astar renginden falan anlıyorlar ama başka bir araçtan gelmişse anlayamıyorlar arkadaşlar bu göçüyü düzelttim deyip taktım dese bunu ne ekspertiz anlayabilir ne bir başkası anlayabilir. Eğer araçların içerisinde araçlar birebir aynı tarihin aynı serinin araçlarıysa artık onda yapacak bir şey yok söktak yazarlar sen de satarken söktak olarak satarsın alanda söktak olarak alır ama aracın mazisinde küçük bir değişikliği vardır çok mu önemli? Eğer şaselerinde işlem yoksa, airbag patlatmamışsa, basit bir hasardan, basit bir göçükten değişmişse açıkçası bu söktak olarak 2-3 ekspertizde söktak olarak fiyatlandırılmışsa, değerlendirilmişse çok da fazla kafaya takmayın arkadaşlar. Ama dediğim gibi şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçekten yapılan işlem söktak mı değil mi? Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi değerlememize devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle aşağıya doğru iniyorum. Bakın hala hatasız boyasızlara gelemedik. Bir tane hatasız boyasız buldum. Evet, hata bükücü. Hata bükücü güzel, hata bükücü. Ahmet Şentürk sen mi söylemiştin? Hata bükücüler. Bro abi 50.000 TL otomatik araç bakabilir misin? Kısparta'da Akkentokin ailesinden selamlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam hemşerim. Hatişkolar. Mehmet Ceylan Hatişkolar. Hatişkolar da fena değil ya. Bu videodan sonra ben burayı izleyip bütün bu şeylere bir liste yapayım önüme. Ama yemin ediyorum var ya şeyinize hayran oldum. E, hata canlar da güzel. Hata Son hata gücüler. Evet arkadaşlar sonlara doğru yaklaşıyoruz. Fiyat şeyinde çok uzuyor. Kusura bakmayın ama arada size birçok böyle hap gibi ee, tecrübelerimizden, bildiklerimizden aktarmaya çalışıyorum. İnşallah faydası dokunur videonun tekrarını izleyenlerde Değerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şu bulduğumuz araç gerçekten hatasız mı bakıyorum. Evet. Yukarıda ne yazıyor? Hatasız otomatik fluence yazıyor. 2013 model fluence otomatik fitestir. Sağ ön çamurluk boyalıdır. Bagaj kapağında da boya mevcuttur falan. Gerisi hatasızmış. Evet. Son hatasız hatasız bükücü. Hata bükücü. Özür dilerim. Son hata bükücü. Ay oturmadı be ağzıma. Hata hatacan mı diyeceğiz? Neyse oturur ya bugün yarın yapa yapa bakarız. Eee, emsalsiz bir hatası. Evet hadi bakalım. Hadi sen gerçekten hatasız ol ya. Lan hatasız gerçekten hatasız ol. Sigara içilmemiştir. Periyodik %75. Değişen yok, tak kesinlikle yok. Boyalı parçaları sağ taraftan park halindeyken sürtmüş sağ taraf boyalıymış. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Mübarekler. Hatasız yazıyorsunuz ilanın başlığına yapmayın bunu. Bak bizim bizim bile kaç dakikamızı çaldınız. Vallahi billahi. Yani çocuklar şey çocuklar özür dilerim arkadaşlar. Neden? Çünkü ben dersleri sürekli çocuklar diye yaptığım için ağzıma alışmış. Hep çocuklar diye hitap ediyorum ya derslerde. Biliyorsunuz öğretmenim. O yüzden ister istemez çocuklar diye bazen çıkıyor. ama siz benim çocuklarımsınız deyip iyice sıvıyormuşum. Siz benim arkadaşlarımsınız. Arkadaşlar bir tane hatasız bulduk inşallah. Hadi bakalım. Hadi hatasız ol. Lütfen hatasız ol. Hatasız 148 bin. Otomatik değişen parçalı iki parçası boyalı. Bir parça lokal boya. 56 bin 50, 561 lira tramer. Cık. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Vallahi billahi. Arkadaşlar buraya kadar yapmış olduğumuz çalışmada arkadaşımızın arabasının fiyatının makul olduğu kanaatine yavaş yavaş varmış olduk. Çünkü Hatasız yazan daha gerçekten hatasız boyasız araba bulamadık Ve hatasız yazan araçlar Bakın bu Bu yapmış olduğumuz araştırma Bazı arkadaşlar eleştirebilir o yüzden söylüyorum Bu şu anda genel araştırma Eğer o arabanın genel araştırmayı Yaptığımız zaman Genel araştırma sonucunda fiyatını Bir miktar makul görürsek O zaman fokuslanıyoruz arabaya Eğer fokuslandığımız ikinci evre Size şu anda ikinci evreyi anlatmıyorum arkadaşlar Eğer ikinci evrede arabanın fiyatının makul olduğuna kanaat getirirsek o zaman üçüncü evremiz var. Artık arabaya hayırlı olsun diyeceğiz. Pazarlık yapacağız. Hayırlı olsun diyeceğiz. O hayırlı olsun evresinden önce üçüncü bir fokuslanmamız var. O fokuslanmanın sonrasında artık arabanın fiyatının ucuzluğu pahalı kafamız o kadar netleşiyor ki en ufak bir kararsızlığımız yok. Yeter ki satıcının arabası vaat ettiği kondisyonda olsun. Bu şu anda bizim yaptığımız birinci evre. En genel inceleme. Bu arkadaşımızın arabası genel incelememizden fiyat olarak makul bir seviyede olduğunu görüyoruz. Zaten ilan satıcısı burada hani pazarlık yok falan diye yazmış ya aşağı bölüme. Yani buradan hani biraz iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Alanı hayırlı olsun. Bak son fiyattır. Ciddi alıcılar yazsın. Bir sürü ünlem var. Bu ünlemler ne anlama geliyor? Kesinlikle ve kesinlikle pazarlık yapmayın. Kalbinizi kırarım. O kalbinizi kırarım ilanlarından denk gelse de birazcık geyik yapsak ne güzel olur değil mi? Evet arkadaşlar bu aracımızı da değerledik. Ee, sıkıldık mı? Yavaş yavaş toparlayalım mı? Bir araç daha değerleyelim mi? Konu anlaşıldı mı? Arkadaşlar yorum bölümünden takip ediyorum. Lütfen beni yönlendirin. Ha, iyi ki çocuklar dedim vallahi ne geyik dönmüş ya. Hemen 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 hemen. Ağzımızdan en ufak bir yanlış çıkmıyor görsün ya, hiç affetmeyelim kimse. Yardırıyorlar vallahi bile. Cinalli güzeldi, cinali Tamam, ben bunu zaten video bittikten sonra arkadaşlar inceleyeceğim. Ee, bu tarz ilanlar için, çünkü karşımıza çok fazla çıkacak bu tarz ilanlar. Her seferinde Abi, ne diyeceğiz diye düşünmeyelim. Hatacan, hatasız can neyse bir isim takıp devam edebiliriz. Değişen olmadığı hatas kabul. Hayır arkadaşlar, Rıfat Altınkaya kardeşim hayır. Bunun adı sanı belli. Bu işin adı sanı belli. Yeni geldim. Mehmet Yılmaz hoş geldin. Taha 2014 mucize. Arkadaşlar Instagram'dan yazıyorsunuz. Bunu hemen şuraya yazı olarak ekleyeyim. Yeni gelen arkadaşlar. Hadi iki araba daha değerleyelim. Hemen şuraya yazıyorum. Metin, Metin, bir Metin sayfası. Arkadaşlar, fiyatını fiyatını değerlendirmemizi istediğiniz arabaların ilan numaralarını ay vallahi şey gibi oldum ya Google'daki ses var ya ilan numaralarını para babası Instagram hesabından bize bize yazınız. Buradan yazmayınız. Ay kendimi Heh. Evet. Tamam. Ee, i̇nşallah. Oldu mu acaba? Heh. Instagram. Yamuk yumuk yazdım ama artık çok fazla zaman kaybetmemek için. Ee, neyse. Tamam diyeyim kocaman oldu bu da ya kocaman oldu nasıl küçültüyoruz biz bunu şimdi evet evet küçük 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 Allah nereye gitti ya tüh tüh kaybettim iyi mi tüh gitti vallahi aman be arkadaşlar lütfen Buradan ilan yazanların altına yorum yazı verin ya. Beceremedim. Elim ayağım dolaştı. Ee, şey para babası hesabından yazsınlar bize teklifleri. Buradan yazıyorlar. kaçırıyoruz. Bilgisayar öğretmeniyim kardeşim. Enis, Edis bilgisayar öğretmeniyim. <laughs> bilgisayar öğretmeniyim. Daha ekrana yazı yazamıyorum. Yani işte sen düşün artık. Ama bizim memlekette de öyle değil midir zaten? Hangi meslek meslek sahibinde böyle olur. Yani marangozun kapısı kırık terzinin donu sökük olur derler ya. Evet yazının yarısı yok. Beceremedim ya. Zaten onu da yazarken kaybettim gitti ya. Neyse. Şu Instagram Instagram bir açayım arkadaşlar. Arkadaşlar şey sormuştum. Ee, nasıl devam edelim mi araç değerlendirmeye yoksa yeter mi? Sıkıldık mı? Bir 10 dakika sormak istediğiniz bir şeyler varsa bir geyik çevirebiliriz veya bir yardımcı olabilirim başka böyle detaylı herkese aydınlatacak sorular varsa hani vaktimizi değerli kullanalım ben burada cevabını vereyim bizim videomuzu daha sonra izleyen arkadaşlar olurlarsa da onlar istifade etsinler. Para babası instagram hesabını açıyoruz. Buradan bakıyoruz. Evet. Evet. Ömer Boz Temur. Ömer Boz Temur. Hoş geldin kardeşim. Linea 2015 190 binde urban paket 4000 TL hasar kaydı mevcut. Kaput değişen 3 parça boya mevcut. Yani bunu bu şekilde yapmasak şimdi buradan bu arabanın ilanını aramam gerekiyor. Hani biz ilan üzerinden ilerlersek daha sağlıklı olacak gibi düşünüyorum. İlan üzerinden ilerleyelim. Ee, Oğuzhan Alıcı e, ee, Oğuzhan'cım bu, bu detaya girmeyelim. Sadece ilanları inceleyelim. Muratcan Selamun Aleyküm. Abi iyi geceler. Bu aracı inceleyebilir miyiz üstadım? Senin üstadım diyen dillerin yerim ben diyor ya Cem Yılmaz. Murat'cığım senin için inceliyoruz kardeşim. 87 39 606 98 Ooo Muratcan vallahi sende para var ha. Murat neredesin? Yaz bakayım şuradan. Kaç para var ya hesapta? Bakiye ne? <laughs> 303 bin lira. Bu araba artık şu anda lüks. Murat kusura bakma kardeşim. Geçen senelerde olsaydı herkes alıyordu diyecek falan ama artık şu anda bu araba şuna baksana ya. Fiyata bak. 300 bin lira ya. 2013 model. Ne bu 40. yıl mı? Hayır. Premium. Allah'ım ya Rabbim her fiyatı gördüğümde şöyle bakıyoruz arabamıza. Acil sahibinden 2013 2014 çıkışta 320D Premium Bayi Sunroof. Evet hemen BMW alıyorsak eğer F30 alacaksak alacağımız araba buysa arkadaşlar hemen neye dikkat ediyoruz? Arabada detaylara bakıyoruz. Bu arabanın tampon M. Yani M Sport ya da işte e, M paket ama arabanın paketi premiummuş. Burada aracı satan arkadaş e, premiumun içine koyarak doğrusunu yapmış. Bunu M pakete de koyabilirdi. Ama M'in içine koyduğu zaman da yanlış yapmış diyemeyiz. İlanın açıklama bölümünde araban premiumdur eme çevirdim dediğinde iş biter arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. yani bu tarz ilanlar güvenilir ilanlardı onu söyleyeyim. I, açıklama bölümünü inceleyelim. Acil sahibinden. 2013-2014 çıkışlı model BMW Junior Premium paket 8 ileri. Otomatik yeni nesil. Aracım boru sambayi çıkışlıdır. Plakası açıktır. Aracımda ABS falan ona yirmek bunları yazmış. Bunlar genelde BMW 3 serisinde arkadaşlar paketlerde standart olduğu için bu detaylar çok fazla önemli değil. Bu arabada para edecek ekstra nedir ben size söyleyeyim. Yani sıra dışı ekstra şu. BMW 3 serisinde bu yıllarda özellikle F30 kasada bir anahtarsız giriş yoktur mesela. Çok nadirdek gelir. Varsa öp başına koy. Gerçekten bak varsa öp başına koy. Cruise Control Far sensörü Allah 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 Allah. Bu kadar böyle ilanın çok böyle uzun destansı yazılması da açıkçası e, doğru ilan verme metotlarına uymuyor arkadaşlar. sahibinden.com'da ilan nasıl verilir videosunda ben bunları anlatmıştım. Kısacası şimdi ilan kalabalık olunca ilan içerisinde hata boya var mı? Boya var mı? Bilmem ne var mı? Hani bu detayları bulmak da çok zorlaşıyor yani. Anladın mı? Boğulup gidiyorsun. Bak. Acil başlıkta hatasızlık yok. Aracın özelliklerini yazmış. Arabanın boyasıyla ilgili Allah Allah gözden mi kaçırıyorum ya? Yok arkadaşlar göremedim. Aşağıya baktım hani bazen işaretliyorlar şurayı. Burada da herhangi bir işaretlenmiş parça yok. Ama şimdi bu ilanı incelemeyeceğim. Değerli dostum kusura bakma yani şu, şu yüzden incelemeyeceğim. Her şey havada. Ee, ben boya kısmını göremedim ve şimdi siz diyeceksiniz ki ama abi araba hatasız boyasız olabilir. Soruyu soruyorum madem. Eğer bu araba hatasız boyasızsa bu Türkiye piyasasında çok önemli bir detaysa detay iken bu kadar destan yazıp da arabanın hatasızlık boyasızlık konusuna hiç değinmemesi ya da çok karmaşanın içerisinde bunun kaybolması değil mi? Yani soru işareti uyandırıyor. Bulamadım ben. Benim hatam da olabilir. Eğer yazmamışsa arkadaşımız bu kadar şey yazıp da hatasız boyasızlığı yazmamışsa o zaman zaten burada kurcalanacak bir şeyler vardır. Bu aracın fiyat değerlemesiyle zaman kaybetmeyelim. Var ki yazmıyorlar demiş Furkan. Olabilir. Ya ben hep iyiye yoruyorum biliyor musun? Ee, şey yapıyorum yani böyle olumsuz düşünmemeye çalışıyorum. Ger gerçek kendi kişisel hayatımda da öyleyimdir. Genellikle olumluya yorarım yani. Hani suizan, hüsnüzan derler ya. Ben suizan etmeye çalışıyorum. Ya işte unutmuştur, İyiye yoruyorum tamam mı? Ama işte bazen art niyette olabiliyor tabi burada. Ben iyiye yoruyorum. İnsanlarla, arkadaşlarımla iyi geçinmeyi, iyiye yormayı seviyorum arkadaşlar. Gerçekten böyle benim yapı itibariyle e, öyle. Muratcan yanıyor abi demiş. Muratcan ne yanıyor? Evet. Bende de iyi yorma huyum var demiş Abdülkadir Bağlan. Hatta arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Beni dolandıran arkadaşlarım var. Ee, beni dolandırdılar. Hatta şu anda belki canlı yayını bile izliyor olabilirler. Instagram'da şurada burada bütün hikayelerimi beğeniyorlar. Ee, Youtube kanalıma aboneler geliyor bana. Onların işte falanca abone oldu diyor ya. Aa diyorum beni dolandıran adam. 3 ee, senedir çarpmış beni tamam mı? 15-20 bin lira dolandırmış. İşte 3 senedir parayı vermemiş. Her aradığında da işte aa u gakkuk falan yapıyor. Ama hala daha hikayeleri abi diyor YouTube'dan izliyoruz abi diyor. Güzel abi diyor. İyi ilerliyorsun abi diyor falan. Nasıl bir pişkinlik mübarek. Buradan beni izliyorsa selam veriyorum kendisine. Biliyor. <laughs> İnşallah o 20 bin lirayı ötekinde 15 var birinde 35 var. İnşallah tahsil edebilirsek sevinirim. Hmm, arkadaşlar para babası Instagram hesabından yazarsanız oradan bakalım. Oradan alıyoruz araba tekliflerine. İyice yoruyorsan Hüsnü ediyorsundur, Suizan değil. Mübarek. Mübarek deme ya. <laughs> Mecnun. Genç. Semih. Örnek. Adımı okur musun? Der. Okumaz mıyım kardeşim ya? Sen yaz ben okuyayım ya. Yaz katip diyor ya. Oku, oku deyin bana okuyayım. Mustafa Kalaycı. Piyasa düşer mi? O, bu videonun konusu değil değerli dostum. Taha İbrahim Instagram'dan yazdım. Bakacağım hemen bakacağım. Usta şuna da bakabilir misin? Buna da bakabilir misin? Yani var ya valla bulduğunuz beleş değerlemeyi var ya hemen. Ama bak önemli olan ne bizim bu videoda yapmış olduğumuz şey? Hani nasıl e, fiyatları incelediğimizi size göstermek. Ya Amaç bu arkadaşlar. Bugün bir tane arabanızı değerlendirebiliriz. Ama yarın siz alacağınız bütün arabalarda aynı problemi yaşayacaksınız. O yüzden işin mantığını kapmaya çalışsanız on numara olur gerçekten. Mert Gülşen ne demiş? 40 yıl donanımlı Estoril Blue F30 gönderdim. İncelersen sevinirim. Of tam incelenecek araba ya. 40. yıl. Çok severim kendisini. Ama artık sevmiyorum ya. Saçmaladı ya. 150 bin liraya satmıştım. 40 yıl F30. Ne zaman? İki sene önce. 150 bin liraya. Kilometresi 70 bindeydi. Hatasızdı arabam. Hatasız boyasızdı. Bak. Düşünebiliyor musun? Hatasız boyasız. 150 bin liraya sattım arkadaşlar. Şu anda 450 bin lira mı? Ne oldu ya? Kıllara zarar. <laughs> mübarek, mübarek de Vallahi bir sıkıntı yok ya. Mecnun güzel. Nasıl foto çekilir demiş. Almayın kardeşim demiş. Evet. Evet. Abi mizah dolar ile ilgili hepsi yaptık izleyebilirsiniz. Araya giriyorlar. Absun Mizan ne diyorsun anlamadık ki. Reklam mı geçiyor arada? Oğuzhan. Ahmet Şentürk o konulara girmeyelim. Var ya neler var neler var. Yani şimdi çok fazla oradan yardırmayalım. Bir de şuraya bakalım. Evet. Ee, Instagram hesabından da düzeltme gelmiş. Suizan kötüye yormak. Sen hüsnü zan yapıyorsun. Arkadaşlar artık idare edin. Bak bu canlı yayın gerçekten zor bir şey. Ee, bir taraftan sohbet bölümüne bakıyorum. Bir taraftan Whatsapp'tan moderatör arkadaşlarım var. Onları takip ediyorum. Bir taraftan para babası Instagram'a şey yapıyorum. Hatasız arabaya boyalı falan dersem, öyle saçmalarsam falan hoş görün. Hemen dövmeyin. Ee, düzeltin beni oldu mu? Yani suizan hüsnü zan anlamışsınız işte ya. Ben iyisini anlatmaya çalışıyorum. Evet bakalım bir değerleme daha yapalım. Sonra aa saat 12 mi? Allah saat 12 inanmıyorum. Saat 12 yemin ediyorum sadece 10 dakikadır konuşuyorum gibi hissediyorum. Saat 12 olmuş. Ay. Yatacak kalkacak vardır. Yarın işi gücü olan vardır. Millet söylemesin bize. Adam şimdi güzel bir şeyler öğrenirim diye de yayını terk edemez belki. Sesin az geliyor. Nasıl az geliyor ya? Sıfır. <laughs> Abi bana yardımcı arkadaş tabii ki lazım ya. Arkadaşlar bu araba fiyatlandırmayla veya araba piyasasıyla ilgili bir gerçekten bilgi sahibi olan arkadaşlar varsa yani ee, şu konuda çok desteğe ihtiyaç hissediyorum. Ben tek başımayım ya. Bir de şimdi pandemi süreci mesela pandemi olmasaydı işte araba konusunda bilgili bir arkadaşımı alırdım yanıma gel arkadaşım burada beraber geçelim derdim kameranın karşısına burada konuşurduk o bir tane ilanla ilgili yorum yaparken e, videoyu boş bırakmamış olurdu ben de oradan işte sohbet mesajlarından sizin mesajlarınızdan detaylar yakalardım falan hani böyle bir şeyler yapılabilirdi bu, bu tarz canlı yayın yapan arkadaşlar var gerçekten çok başarılılar çünkü ekip olarak çalışıyorlar ekip olmak burada çok önemli ben ekip olamıyorum. Hem pandemiden dolayı hem e, daha bizim kanalımız bebek yani emekleme aşamasında öyle olduğu için şimdi böyle idare ediyorum ama eğer yaparız derseniz arkadaşlar biz zoom platformundan bir canlı yayın denemesi yapalım ya da bir iki arkadaş böyle bu konuyla ilgili kendi aramızda bir ön görüşme yapalım belirleyelim instagramdan para babası instagramdan bana ulaşabilirsiniz. Bir canlı yayın denemesi yapalım böyle. Eee siz boşlukları doldurabilirsiniz. Yani güzel de bir şey olabilir. Yani yardıma gelirseniz bu konuda sevinirim. Gerçekten sevinirim yani. Çok da güzel olur. Ses iyi bence. Abi ses iyi olsun. Gözünü sevdiğim. Valla şu mikrofona 2 milyar para verdim ya. Sırf sesim size daha iyi ulaşsın diye. Bak evdeki eşyalardan bazılarını sattım. Gittim mikrofon aldım ya. Evet arkadaşlar bakalım. Ben buradan bakıyorum şimdi İstek bölümünden bakıyorum ee, Murat kardeşimiz Murat 3367 67 valla oradan sohbet bölümünden abi bakar mısın demesi bakıyorum da burada da çok fazla mesaj oldu mecburen seçiyorum evet bakalım hemen. Yani vallahi ne güzel bedava hizmet alıyorsunuz vallahi billah. Abi arabam alacağım araba kaç para eder? Of. Ben de Allah. Ben de istiyorum böyle bir şey. Ne güzel. Ben de istiyorum. Ben ben de araba almadan önce hiç böyle zaman kaybetmek istemiyorum. Araştırmak istemiyorum. Birileri bana böyle bir yardımcı olur versin. 09 066 68 Kendimi bazen şey gibi hissediyorum böyle hafiften ameli böyle hani e, sürekli böyle şey yapma makine gibi şey gibi böyle hani başımda birisi var senin işin arabaların fiyatlarını söylemek konuş anlat insanlara faydalı ol yoksa beş para etmezsin 2013 model e, 115 binde öğretmenden ay meslektaşımız ya canım kardeşim öğretmendenmiş bak Tahsin temiz değişensiz fluensiz Öğretmenler bu konuda titizdir. İnşallah bu e, neydi bizim Hat, son hata bükücü arkadaşlardan değildir inşallah. Bakıyoruz. Temiz, dosta gider araştır Eyvallah. Bir iki yerde lokal boya vardır. Lokal. Açalım hocam. İlandaki resimler detaylı. Kroki var. Tamam bakacağım ona. Değişen yoktur. Tramer kaydı yoktur. İçinde deformasyon, yırtık. Dışında ezik çizik bulunmamaktadır. Değişen yoktur kelimesi. Boyalarımız var anlamına geliyor. Joy pakette olmayan el kol dayama kolçağı vardır. Kapı eşiğinde fluence ışığı, torpidoda ince şerit mavi led ışık vardır. Renkli geri görü görüş kamerası vardır. Alan arkadaş hayırlı olsun. Ya kapı eşiğindeki fluence ışığına kadar anlatmışsın canım abim. Şey niye demiyorsun ya? Değişen yoktur demişsin. O bir iki yerdeki lokalin nerede olduğunu falan söyleyiver ya. Neden biliyor musun? Bunu neden soruyorum sana? O bir iki yerdeki lokal motor kaputu ve tavansa o zaman işler değişiyor. Motor kaputunun ucunda lokal boya olsa bile satışta yoruyor, uğraştırıyor ve araç değerlemesinde gerçekten bir miktar daha değer kaybettiriyor. Tövbeler tövbesi bizim memlekette motor kaputu namus gibi. Yani namus muamelesi görüyor. Motor kaputu değişti, boyandıysa. peki bu yaklaşım doğru mu? Kesinlikle değil. Ama ne yazık ki böyle. Ve biz piyasanın gerçeklerinin dışına çıkamıyoruz. Hele arabanın tavanıyla motor kaputu ikisi birden boyalıysa Allah 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 Allah. Sen e, arabayı ilanı koyduğun zaman seni kim nasıl arayacaklar biliyor musun? Hele kardeş şu fiyatın yarısını neyin de pazarlığa başlayacak ya. Araba arabayı benim memlekete kadar getiriversen ya bakayım burada da beğenirsem alayım. Ya var ya böyle şeye sokup çıkarıyor diyorlar yani o kadar yani o kadar söyleyeyim size. Yani lanet olsun böyle bir arabayı ilanı koyduğuma dersin. O noktaya getiriyorlar insanı. Ya ben araba satmayı hak etmiyorum. Ya ben sahibinden komun en böyle şey adamıyım hani. Yani iş o noktaya kadar gidebiliyor. Evet şimdi bu arabamızın o bir iki tane lokal boyasının e, motor kaputu ve tavanda olmadığını ve gerçekten lokal olduğunu önemsiz olduğunu tamam mı? Tramer kaydı yokmuş. Basit göçük ve çiziklerden olduğunu varsayarak değerlendirme yapıyoruz. Asıl değerlendirme nasıl olur arkadaşlar? Biz aracın satıcısını ararız telefonla konuşuruz. Telefonda e, Nerelerin ne olduğunu öğreniriz, ona göre değerlendirme yaparız ama bu saatte gecenin saat 12'sinde şimdi adamı tutup da abi senin arabanı YouTube'da değerlendiriyoruz diye Adamı yatağından hoplatmaya gerek yok yani Şimdi bir video yapıyoruz diye küfür yemeyelim canlı yayında adam lanet olsun diyormuş Söylüyormuş bize Bakalım joy paketlerden gidelim arkadaşlar arabamız manuelmiş 115 bin kilometredeymiş Bir iki yerinde lokal var Ben şimdi bu arabayı hangi arabalarla kıyaslayacağım arkadaşlar bir parça boyala. iki parça boyala. Hatasız ama işte ne bileyim tremeri var. Hatasız ama kilometresi bir miktar yüksek. Bakın emsallerini ufak ufak belirliyorum. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Emsalleri bunlar olabilir. Ya da bir üst paketinin kilometresi daha fazla olanı. Bir alt paketinin kilometresi daha düşük olanı. Bu arabanın emsalleri bunlar. Bakın sadece arabanın kendi paket listesinde emsali yok. Üst pakette var, alt pakette var bunlar değerli bilgiler arkadaşlar. Bakın bunları parayla satın alamazsınız. Bunlar önemli. Bu işte uğraşmayan arkadaşlar için söylüyorum. Uğraşan arkadaşlar zaten bu işin üstadı. Onlar biliyor. Bizden daha üstadlar bile var. Şu yorum bölümünde kesinlikle bizden daha usta adamlar da vardır. Onlar belki hatalarımızı da görüyorlardır. Yanlışlarımızı da görüyorlardır. Evet bakalım değerlendirmemize başlayalım. Aracımız kaç modeldi? 2013 modeldi. Joy pakette. Hemen bakalım şurada. 2013 2000 13 enter aracımızın sayısı 753 e düştüm düştü maşallah ya gum gibi yani Renault bu tarz arabaların fiyatlarını değerlemek e, gerçekten biraz zaman istiyor çünkü sayısı çok fazla ve özellik donanım şeyi çok fazla bakalım kilometresi kaçtı kilometremiz 115 bindeydi biz bunu ne yapalım arkadaşlar kilometre olayına 90 binle at 90 bin demeyelim 100 bin diye bir sınır var arkadaşlar bir araba 100.000'i bini devirmişse e, bir tık gözden düşüyor. Şöyle söyleyeyim size, 100 bini bu şeyi de ortadan kaldıralım soru işaretinde. Arabam 100 bin e geldiğinde çok değer kaybeder mi? 100.000'den sonra satışı zorlaşır mı? Hemen cevap veriyorum. Evet arkadaşlar, satışınız zorlaşır. Ama ne kadar? Çok az. Çok kafaya takılacak bir durum değil. 100.000 olduğunda fiyatı düşer mi? Evet düşer. Ama çok az. Öyle kafaya takılacak kadar değil. Tamam mı? Ne kadar? Yani yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç. Alıcısına, müşterisine belki değişmeyebilir bile sonuç yani. Anlatabildim mi? Çok kafayı takıp panik olunacak bir şey değil. Ama bir kritik eşik mi? Evet eşik. Çünkü neden? İlanlarda araba fiyatını aratırken 100.000 TL'nin altında araç aratan insan çok fazla. Yani şey yüz bin kilometrenin altında işte yanlışlarım hoş görün. Çok fazla. Bakıyoruz, biz kilometre sınırlamamızı 100 binle 135 bin kilometre arasında yapalım. Aracımız manuel olduğu için otomatik arabalar daha değerlidir. Bunlar bizim şeyimizi bozmasın. Karşımıza 65 tane araç çıktı ve biz bunları fiyat olarak ucuzdan pahalıya sıralayıp irdelemeye başlayacağız şimdi. Çok önemli bir bilgi veriyorum size arkadaşlar, lütfen burayı iyi dinleyin. En ucuz emsalinin fiyatına alacağız diye bir şey yok arabanın sizin memleketinizde olması bir katma değer. Şehir dışına, il dışına gidip de riske girmiyorsanız bakın bu bir katma değer. Kendi şehrinizde bulduysanız arabayı yorulmayacaksanız bin lira, iki bin lira fiyatının büyüklüğüne göre 5000 lira, 10 bin lira fiyatına göre fazla vermekte beis yok, sıkıntı yok. Anlatabiliyor muyum? Ama eğer siz her yere gidebilirim ya sıkıntı yok. Ben bu işin ticaretini yapacağım. İşte Hakkari'deki arabayı getiririm İstanbul'da satarım. İzmir'deki arabayı götürür, Van'da satarım diyorsanız o zaman problem yok. İstediğiniz fiyat şeyine bakabilirsiniz ama işiniz gücünüz yoğunsa bir başka memlekette riske girmemenin bedeli 2000 lira 3000 liraya satın alabilirsiniz. Lütfen ama lütfen her şey para değil. İnternetten hepsi buradan herhangi bir ürün alırken de böyle. Onunla ilgili de çok güzel bilgiler tiyoları ileride vereceğim size inşallah da günü gelirse bakalım biraz sayımız artarsa anlatmaya değer hale gelir onlarda. da şu aracın fiyatına devam edelim. Ondan sonra anlatacağım detayı yine şey yapayım, geleyim. Bu havada kalmasın. Aklıma geldikçe anlatıyorum. Unut çünkü aracı değerledikten sonra bu hassas bilgiyi söyleme, söylemeyi unutuyorum. Şimdi arkadaşlar fiyatımız kilometremiz neydi? 115 bindi. Fiyatımız 119 bin. Bakıyoruz. Ucuzdan pahalıya doğru şöyle sıralıyoruz. Bakın 119'lara hızlı mı geliyorum? Ona bir bakayım ben. Evet 4 sayfalık ilanda ilk sayfada 119'a ulaştım ben. Bakalım hatasız bir araba var mıymış buraya kadar. Evet hatasız arabamız yok. Sayfa ikiye geçtik. Sayfa 2'de bizim arabamız karşımıza çıktı. 119-120 rakamlarda bir yoğunlaşma var. Bakın hatasız boyasız orijinal gördük bir tane. 128 binde. Emsel olarak kabul edebiliriz. Evet bu babacan bir arkadaşımız sağ olsun kendini tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Hatasız, boyasız orijinal arabasını aynı şekilde yazmış, koymuş. İlan içerisinde ekstra hatalar falan filan yok. Araba neredeymiş? Van'daymış. Evet, eğer e, arabayı almak isteyen arkadaşımız buraya çok uzaksa şey şeye yapmasına gerek yok. Yani emsal araba. Fluence gibi arabalarda arkadaşlar bin kilometre gitmenizi tavsiye etmem. Ya yani gönül düştüğü zaman sıkıntı yok. Git yani al. Adam, adamı çok sevmişsindir, anlaşmışsındır. Git al sıkıntı yok ama eğer memleketinde bir parça boyalısı varsa emsalse gide oraya kadar yorulmana gerek yok ya yani bugün bizim için en değerli şey zaman tabi zaman çok değerli benim tavsiyem macizane arkadaşlar hatasız boyasız araba bulduk 122 bin TL şimdi bizim aracımız nerede 119 bin TL bu aracımız için şu yorumu yapabiliriz. Fiyatı aslına bakarsanız makul. Yani kabarık ve şişik bir fiyat yazmamış. Ama bu araba kaça alınmalı derseniz o zaman şöyle bir detay var. İkinci evreye geçeceksiniz. İkinci hani videoda sürekli söylüyorum ya birinci genel bakış. Sonra biraz daha fokuslanacağız fiyat noktasında. Üçüncü evrede daha çok fokuslanacağız. İkinci evrede artık tek tek ilanlara girip çıkacaksınız. Bunun üstündeki, altındaki, yakınındaki ilanlara girip girip çıkacaksınız. Bir parça boyalılar mı var yanında fiyat olarak? İki parça boyalılar mı var yanında? Ağır hasarlılar mı var? Mesela işte motor kaputu boyalı arabalar falan mı var? Eğer onlara yakınsa o zaman bu fiyat daha cazip hale geliyor. Ve bir de şu da çok önemli. Bu arkadaşlar telefonda yaptığınız pazarlıkta aracın fiyatı hangi seviyeye kadar indi? Atıyorum mesela abimiz dedi ki ya 110 bin liraya veriyorum kardeşim hadi alıyorsan al dedi mesela. Bir baktın sen 110 bin liraya hemen bakalım hatta. Bir önceki sayfaya gelelim. 110 bin TL'ye bakalım arkadaşlar. Ee, 110 bin TL'ye satılık temiz acil. Acil olunca insan şöyle bir değil mi? İki değişen üç boya var. Tamam. iki değiş bir, da bir dakika bir dakika. 2013-2014 çıkışı tamam. 2013 modellere bakıyorduk zaten. Yani evet bu arabada bayağı bir boya değişen var hangi parçaların olduğunu yazmamış. Artık sen anla demiş. Harici hatasızdır demiş. Mübarek zaten ne kaldı. Neyse işte 110 bin liraya böyle bir araba var. Eğer bu arkadaş 110 bin liraya veriyorum derse git elinden kap arabayı anladın mı? Yani soru sorma artık. İşte abi lokal boya neredeydi? İşte abi bu arabanın şu orasında şu var mıydı? Ya bu çizik nerede oldu falan? Şöyle saçmalıklara girme hemen al gel arabayı. Anladınız mı? Biraz da böyle yani. Tabii bu arkadaş kaça verecek araba? Belki diyecek 115 son rakam diyecek. Hemen 115'te neler varmış bakacaksın. Eğer bu işin ticaretini yapmıyorsan bineceksen arkadaşım çok fazla eveleyip geveleme zorlama. Arabadan emin olduysan temizse çok zorlama. Ha ticaret yapacaksan orada 3 bin lira 5 bin lira 10 bin lira neyse senin limitin kar kovalayacaksın zaten. Orada tamam eyvallah. Pazarlığını ona göre yaparsın isteğini ona göre yaparsın. Ama bineceksen sen her kendi işin Otomotiv sektörünün olmadığı için bu işin bu değil, başka meşguliyetim var. Buna her gün her gün zaman ayıramazsın. Bak ben şuna çok üzülüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şaşıracaksınız belki yani A abi neden böyle diyorsun diyeceksiniz ama. eline telefonu alıyor arkadaşlarım var benim. Telefonu alıyorlar araba alacakları zaman. Bir başlıyorlar arabaları incelemeye. Günlerce, saatlerce, dakikalarca vallahi var ya bitmek bilmeyen bir araştırma. Ya bu cep telefonuna insanın gözü ne kadar bakabilir? Bak 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 bak. Arabaların ilanlarına bak bak. Bir haftadır araba ilanı bakıyorum hocam. Araba bulamadım. Bu ne biliyor musunuz? Aslında yanlış yapıyor işte. Bir haftadır araba ilanı bakıp ben almak istediğim arabayı size öğrettiğim ve anlattığım tekniklerle 10 dakika içerisinde bulup gidip alabilirim arabayı. 10 dakika. Bitti. Fazlasına gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Hani yanlış metodoloji, yanlış metodolojiler, yanlış bakış açıları, yanlış in inceleme teknikleri saatler gidiyor bunun başında. En hatasızını, en sorunsuzunu ve en fiyat uygun olanı bulmaya çalışıyor amcam. İyi de sen bu işin uzmanı mısın? Hayır. E tamam da niye o zaman bu kadar didikliyorsun? Ben size cevabını vereyim mi? Arabayı şu fiyata aldım demenin erkeklerin dünyasında inanılmaz bir hazzı var arkadaşlar. İster inanın ister inanmayın. İnanılmaz bir hazzı var. Şu arabayı şu fiyata aldım dedim mi ortalık yıkılıyor tamam mı? Adam böyle müthiş bir özgüven patlaması yaşıyor. Vay be diyor başardım diyor. Oğuzhan Koçak. Abi arabamıza bakar mısın demiş. Oğuzhan bakıyorum. Arabana bakayım kardeşim. Bak senin için muhabbeti en güzel yerinde kestim bak. Neyse yarım kaldı. Sonra sorarsınız. Böyle yarım kalan muhabbetler olursa arkadaşlar merak ettiniz. Abi yarıda bırakmıştım falan diye. Daha sonra bana sorun tamam mı? O şekilde cevaplayayım. Oğuzhan kardeşimin arabasına bakalım. Bunları kapattım. 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 Evet Oğuzhan kardeşimizin ilanına bakalım. 842 ne yazmış İbrahim Halil Manaz beni anlattı resmen ya İbrahim sadece seni değil bir sürü adamı anlatıyorum ben bu gerçekten böyle bir sürü adam anlatıyorum ya ya ben üzülüyorum en uygun fiyatlı arabayı bir hafta uğraşıp bulup tutturabilmek onun harcı değil çünkü o bu mesleği yapmıyor ama zamanların saatlerini göz nuruna akıtıyor ve bu adam kör olacak gözünü verecek arabayı 2000 lira daha ucuz alacak Neyin karşılığında? Gözleri gidecek adamın tamam mı? Adam göremeyecek ama arabayı 2000 lira daha ucuz alacak. Var mı böyle bir dünyanın? Yazık günah değil mi? Boş ver abi. En dibin zorlamaya çalışma. Sen bu işin ticaretini yapmıyorsan makul fiyattan araba denk geldiğinde al. Bak ben arabayı satıyorum tamam mı? Bir arkadaşım vardı benim arabamı almaya geldi. 2016 model C Elize. 20.000 kilometrede hatasız boyasız 2016 model C Elize geçen sene bir buçuk sene önce 50.000 liraya sattım arkadaşlar 50.000 lira hiç hatasız boyasız 20.000'de araba full Cık. ya kapıda bir pazarlık yapıyoruz bir pazarlık yapıyoruz bir pazarlık yapıyoruz bir pazarlık yapıyoruz ay vallahi billahi kanımı emdi benim arkadaş ya ya hanımıyla beraber gelmiş tamam mı seviyorum da ya abi şöyle olsun. Bak kardeşim şöyle olsun. Bak abi böyle olsun. Bir yerden sonra var ya böyle artık oh dedim yani abi tamam. Abi tamam. Sen bunu kaç almak istiyorsun? 50 bin liraya. Ya zaten ben 48'e almışım. Artık arkadaş ya söylüyorsun bak 48'e aldım ben bunu. Ya iki, abi 1000 lira zaten getirme maliyeti. 1 lira mı kazanayım ya? 1 lira mı kazanayım? Değil mi? Yani öyle bir şey var yani. Neyse tamam verdim 50 bin lira. Aradan bir ay geçti. Arabayı e, 72 bin liraya pardon iki aydan iki ay geçti 68 bin lira mı 72 bin lira mı ne sattı? Ya mübarek ya o kadar yoğurma beni ya ben sen kadar kazanmadım mesela tamam mı? Hani bak buna benzer şeyler oluyor ya ya anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama ben ben aynı pazarlığı yapacağım da şunu düşünüyorum kaç para kırdırabilirim? 500 TL. Ya 500 TL için bu efora gerek var mı? Ben kendim düşünüyorum mesela. Ve o eforu sargılıs sergileyeceksin ama bir de insan pazarlığı çok aşağı çekmeye çalışırken biraz böyle kişisel olarak böyle enerjisini, seviyesini ve prestijini de bazen aşağı çekiyor. Hani bunlara gerek var mı diyorum. Yani neyle neyi değişiyoruz? Hani 500 lira kırdırmak için 5000 liralık prestij kaybediyoruz bazen. Yani lütfen siz değerli takipçi arkadaşlarım hani eğer bu videoyu izlerseniz daha sonra izleyenler de olursa lütfen böyle hatalara düşmemeye özen gösterelim. Çok sevinirim. Buna benzer detayları bir değerli toplu videoda yapabiliriz aslında bakarsanız. Evet Oğuzhan kardeşimin arabasını değerleyelim. Ee, bir saattir yazıyorum demiş. Kızma Oğuzhan'cım kızma. Valla işte artık hoş göreceğiniz. Yani yapacak bir şey yok yani. Ama Oğuzhan bak ben bunu görmeseydim bile senin yine kızmaman lazım. Hem sen bizim daimi arkadaşımızsın. Sürekli takip ediyorsun. Ben senin yorumlarını görüyorum zaten. Burada anlattığımız metotları kendi arabana uygulayabilirsin zaten. Hamza Ölçer ne demiş? Arabamı satamadım bir türlü demiş. Kardeşim satamadığınız arabalarınız gerçekten fiyatının makul olduğuna inanıyorsanız Para Babası Instagram hesabına yazın yayınlayalım orada. Orada size yardımcı olalım. Arabayı satamamanın en büyük sebebi doğru fiyat politikasını gütme işimiz. Muhtemelen fiyat konusunda yanlış yapıyoruz. Yoksa araba satılır arkadaşlar. Arabamızın piyasası çok zor bir araba değilse, sıkıntılı bir araba değilse satılır. Oğuzhan'ın arabasına geliyorum. Şimdi Oğuzhan ekranı kırıp valla orada üstüme atlayacak. 842, 265. Evet. 840 265 340 340 hemen bastım. Of ağır abi. Ağır abi vallahi Volvo. Şuna baksana ya. Arabanın fotoğrafı bile böyle böyle şey çekiyorlar ya böyle süsü verecek gibi seni araba. Vay be kaç bu S40. S40 arkadaşlar 2000'li yıllardaki S40 bugünün S60'ı. S70'i S80'i diyebilirsin hatta bazı modeller için. Çünkü o zamanlar araçların kasa yapıları farklıydı. Ee, Volvo sonradan bir uyanıklık yaptı. Alt paketleri üst paketlere kaydırdı. Arabaların böyle prestijini tazelediler. Bunlar genel kurullarında oturup bir karar alıyorlar. Bir şeyler belirliyorlar. Yayınlıyorlar falan. Evet 2000 model Volvo S40 otomatik vites. Benzinli LPG'li. Aracın detaylarına hemen hızlıca bakalım. Kilometre 320 binde açıklama bölümümüz. Ben böyle açıklamaları seviyorum ya. Yani kısalık olarak seviyorum. Şimdi içine bakacağız da. Arkadaş beni yorma. Ben bunu okuyabileyim değil mi? Güzel bir şey. Aracımızın değişen parçası yoktur. Motor, şanzıman ve yürüyen aksamı sorunsuzdur. Kliması, koltuk kısıtması ve diğer elektrik aksamı sorunsuz çalışmaktadır. Tavan alt boya vardır. Yani tavanın harici boyalıymış. E ne kaldı? Tavan da boyatıverseydiniz abi diye gönlümden geçirdim ama Kapı içlerinde, direklerinde, motor içinde işlem boyu yoktur. Evet bu arabanın e, kazalı olma riskini azaltan önemli bir bilgi. Tramera ait bilgileri resimlere eklenmiştir. İstenilen servise gösterilebilir. Evet bakalım arkadaşlar arabamızın Biz bu arabamızı Komple boyalı kategorisinde değerlendirebiliriz. Tramer bilgisi resimlerde vardır demiş. Hemen bir bakalım ona. Allahım çok kötü çekilmiş bu ne yazıyor aracın SBM kayıtlarına geçmiş hasarı bulunamamıştır. Ay mübarek yazsana ya hasarı yoktur, tramer yoktur diye. Resimlerde vardır demişsin. Bu da değişik bir tarz işi sağlam almış yani. ispatlı bir şekilde göstermiş arkadaşımız. Evet bakalım arkadaşlar. 2.0 S40'ımızı değerlendirelim. 2000 model. Bakalım. Evet. Arkadaşlar çok güzel bir kriter yine. Oğuzhan ee, Koçak kardeşimiz sayesinde piyasası az olan arabaya da nasıl değerleme yapacağız? size anlatmak istediğim, bahsetmek istediğim önemli detaylardan bir tanesi de buydu. Şimdi hemen arabamıza bakalım. Hiç bakın bir kriter girmiyorum şu anda. 2.0'a tıkladım bir kriter yok. Bakıyorum önce bu arabanın hangi modelleri ilanda? 2001, 97, 98, 2001, 2001, 98, 97. Şöyle Mecnun Genç demiş ki Isparta'daki aracı sana Instagram'dan atacağım bir bak demiş. Bakayım abi ben kaçıyorum. Yarın cuma şu canlı yayında hafta sonu yap. Zaten yasak herkes evde. Vallahi mı? Hafta sonu yapalım mı arkadaşlar canlı yayını? Sohbet bölümünden bir yazsanıza bana. Hafta sonu daha mı iyi olur canlı yayın? Hafta sonu iyi olursa yazın arkadaşlar. Herkes evdeyse hafta sonu yapalım. Olur. Evet yazın bakalım arkadaşlar yapalım. Evet güzel bir tavsiye sağ olsun arkadaşımız. Hemen değerlememize devam ediyoruz arkadaşlar. Arabada neyi araştırıyorum biliyor musunuz? 98 modele bakıyorum farklı bir kasa mı diye. Evet kasa aynı kasa arkadaşlar. Bu arabanın şeyine girmeye gerek yok çok fazla. 2098, 2001 aşağı yukarı birbirine yakın. Şu 2000, 2004 biraz daha modelli. Biz yine kriterimizi girelim buraya. 1999 ile 2001 arasına girelim. Bakalım kaç tane. 21'e düştü. Şimdi arkadaşlar fiyatta sıralama diyelim arabamıza. Arkadaşlar kriterlerimize göre sıralama yaptığımızda bakın en ucuzdan bir üste çıktı araba. Fakat kilometremiz 320 bin. Diğer araçların kilometreleri 200 binde, 240 binde, 280 binde. Of 535 binde. 270 artık kilometre de kriter değil bizim için. Bu arabada ne kilometre ne paket ne bir şey. Bu arabada en büyük kriter sadece ve sadece aracın temizliği ve diğer araçlar olan farkı. Biz bu aracın ilan bilgilerini okuduk bakın motor şanzıman yürüyen aksam sorunsuz. Bu bilgiyi aldık cepte. Koltuk klima her şey sorunsuz. Tavan altında boya var. Demek ki biz bu arabada çok fazla boyasızlık kovalamayacağız. Bakalım emsallerinde hatasız boyasız, boyasız olan var mı? Ben şuna karşıyım arkadaşlar. Bilmiyorum siz nasıl bakıyorsunuz olaya. Değişensiz. Ya 2000 model bir araba. Değişensiz bana ne? Bana ne değişensiz yani? Benim bununla ilgilenmiyorum ki. Araba değişensiz olsun. Her yeri boyalıdır. Bakın. Tık demiştir. Değişmiştir. Araba yarıya kadar girmiştir. Ama boyanmıştır. Ya benim için değişensiz önemi yok ki. Yani alım-satım dünyasındaki arkadaşların birbirleriyle fiyatta ve piyasada rekabet edebilmek amacıyla değişensizlik yok arkadaşlar. Değişensizlik bir kriter değil. Özellikle eski arabalarda. Yeni arabalarda değil. İnanın bana değil yani. Bakın, ben bir arabanın parçasının değişen veya boyalı olmasıyla çok fazla ilgilenmiyorum. Yaptığım şey hasarın fotoğrafını görmek. Hasarın nerede yapıldığını da görmek. Araç satıcısıyla eşgüdümlü bir bilgidir bu. Bakarım bunlara. Araç bayide mi yapılmış? Faturası ne kadar tutmuş? Tremer kaydı ne kadar olmuş? Bunlar benim için önemlidir. Aracın hasar fotoğrafı birinci adım. Bununla ilgili zaten size detaylı bir bilgi de vereceğim arkadaşlar daha sonra inşallah. Allah zaman ve ömür nasip ederse. Şimdi bu arabayı değerlemenin en önemli unsurlarından bir tanesi araçları tek tek girip incelemek. Fakat biz şöyle yapalım isterseniz. Çok fazla tek tek girip inceleyemeyeceğimiz için. ilan başlıklarından bir iki tane ilan bulup bakalım. Emsal kilometrelerde bakıyoruz arkadaşlar. Mesela ihtiyaçtan dolayı satılık demiş. 2001 model bir araç. 200 binde bakıyoruz buna. Arabayı fotoğraflarını hemen hızlıca görelim. Dış kozmetiği fena durmuyor arabanın. Sunroof, manroof. Açıklamayı dikkatli okuyunuz diye yazmış abimiz. Bu ileride sürpriz bilgiler gelecek anlamına geliyor galiba. Sağ önden kazalı olup sağa çıkan ön ön değişmiştir. Şasel direkte kesinlikle oynama yoktur. Ben şasesinde direğinde oynama olan ilan görmedim arkadaşlar. Siz gördünüz mü? Yani e, bu arabanın şasesinde direklerinde oynama vardır diye bir ilana rastlamadım ben. Bütün ilanlarda bu böyle. Çok enteresan değil mi? Hiç mi arabanın şasisi şey oynanmıyor ya? Yani çok mu hafif kazalar oluyor yani? O ya da o arabalara biz mi rastlamadık ilanlarda hiç? Kaput önce değişmiştir. şasi de kesinlikle oynama yoktur. Airbag'ler açılmıştır. Helal olsun güzel bilgi. Tekrar yeni yapılmıştır. Tavandaki yerde güneş yanımı mevcuttur. Evet arkadaşlar bu airbag'lerin açma vesaire gibi bilgileri aracın 200 bin gibi düşük kilometresinin neden bu fiyatta olduğunu biraz açıkladı bize. Biz bu bilgiye girmeyelim çünkü diğer arabanın airbag vesaire konusunda sorunsuz olduğunu varsayıyoruz. Emsal araçlarla kıyaslamaya çalışıyoruz. 240 binde bir tane araba var. Bakıyoruz. inceliyoruz hemen. Aracın tavan hariç boyalı. iki parça değişen var. 10.000 TL motor, alt takımları, amansör her şey yapıldı demiş. Gerekli bilgi için arayınız demiş. Zaten bu arabalar arayarak iletişim kurulmadan alınamayacak arabalar. Burada bir iddialı ilan buldum. Orijinal sahibinden son 5 gün 4 3 TikTok sayıyor yani o şekilde düşünün. Bu ilanlar gerçekten bazen çok fırsat oluyor, bazen de çok boş olabiliyor. Sahibinden değişensiz, masrafsız. Değişensiz benim için önemli değil. Masrafsız. Arkadaşlar bu eğer bu kelimenin altını dolduruyorsa bu ilan, bu benim için önemli işte. Ve full artı full demiş. Yani tabi iletişim kurmadan bu bilgileri alamadığımız için bir şey yorum yapamıyoruz. Telefonla halledilecek ilanlar bunlar. 535 bin arabaya bakmıyorum. 57 bin TL başka bir araç bakıyorum. Otomatik vites 2.0 Atiker marka Vites geçişlerinde sıkıntı yoktur. Rampalarda geri kaçırma yapmaz yokuş kalkış testi vardır. E tamam da hata boya bilmem ne. Oha. Şey pardon dur gördüm şimdi. Ee, evet arkadaşımız güzel bir işaretleme yapmış. Şurayı işaretlemek çok baba yiğitçe bir olay. Sahibinden komdaki alttaki bölümü işaretleyen ilan sahiplerini çok takdir ediyorum gerçekten. Helal olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi emsal fiyatlar bu şekilde. Arkadaşımızın aracı 50.000 TL'ydi. 50.000 50 TL ve üzerinde yaklaşık 60 bin TL'ye kadar ufak ufak çıktık. Gördüğümüz arabalarda ekseri zaten hep hata boyu konusunda şey arabalar. Geriye bir tek şey kalıyor arkadaşlar. Masrafsızlık, motorun yapılmış olması, ağır bakımların yapılmış olması, lastik masrafından tutun aracın amansör masrafı, rot, rotil başları bilmem ne, bu ve buna benzer masrafların olmaması bu tarz arabalarda büyük kriter. Bunlar yoksa sıkıntı yok. Yani problem yok. Yani o yüzden bu araç karşımıza çıkan arabaların fiyat listesinde makul bir görüntüye sahip fiyat olarak. Eğer masrafsızlık konusunda iddialarının altını dolduruyorsa yani alıcı kişi bu araba, araba bunu inek gibi sağmayacak sağlayacak adamı o zaman bu arabanın fiyatı cazip. Hele bir de bu fiyat üzerinden bir miktar pazarlık yapıp fiyat biraz daha aşağı çekilirse tereyağı bal gaymak olur. Evet arkadaşlar incelememiz buraya kadar yeterli bence. Yarın işe gidecek arkadaşlar var. Doğru birçok şey var. Ve saat e, yarıma gelmiş. iki saate yaklaşmışız. Kafayı yemek üzereyim. Nasıl geçti bu zaman anlayamadım. İnşallah daimi takip eden veya yayın başından beri kalan arkadaşları sıkmamışızdır. Son son şu yorum bölümüne bakalım. Neler var burada? Hafta sonu daha fazla olur izlenmeler demiş. Doğru Hamza abi yazmış. Cumartesi yine çalışanlar var. Pazar uygun. Tamam arkadaşlar. Pazar gündüz yapalım mı? Elimizde kalan son arkadaşlarımızla da bunu netleştirip vedalaşalım. Pazar günü gündüz yapalım mı arkadaşlar canlı yayına? Ne dersiniz? Ama gündüzde çocuklar falan uyanık ya. Ben sizle konuşurken vallahi var ya üstümden atlayanı mı ararsın? Klavyeye yemek dökeni mi ararsın? Ben niye bu saatte yapıyorum? Çocuklar uyuyor diye. Yani çocukları sallıyorum, uyutuyorum, bulaşıkları yıkıyorum. Hocam sıkıldık vallahi iki araba inceledin geçtin. Sağlam matematik demiş. Ya valla işte sıkıldın diyorsun da birçok bilgiyi de arada vermeye çalışıyoruz. Bir de e, zaten çok fazla araba incelemek mümkün değil. E, yani çok üstün köye gakkuk demek kolay. Ama daha somut bir şekilde incelemek o biraz zaman istiyor. Evet. İsmail Türkoğlu Abi vallahi videonun sonuna geldik. İki saattir buradayız. Belki yeni geldin ama. Cumartesi akşam iyidir diyor Logit. Kardeşim cumartesi akşam bizim normal videoların günü. Ne yapalım? Normal video atmayalım mı o gün? Charlie'nin meleği iyi geceler demiş. Arkadaşlar uyumaya giden arkadaşlarımıza güle güle. Onlara hoşça kalın diyoruz. Kalanlarla şu şeyi bir netleştir verelim ya. Bir zahmet. Ee, Ahmet Şentürk. Vallahi öyle sorular soruyorsun ki. Dur bir dakika şu şeyi bir netleştirelim bir dakika. Pazar akşam demiş. Pazar akşam olabilir. Bence yarın gece bir daha açalım demiş. <laughs> Sağlam matematik. Valla bir karar ver. Şimdi sıkıldım diyorsun. Ben şimdi sen sıkıldım deyince ben şüpheye düştüm yani. Acaba devam etmesek mi bu yayınlara? Cumartesi akşam bence de. Emeğine sağlık teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Rıfat kardeşim. Allah razı olsun sizden de. Sıkıl ya sıkılma olayı şöyle arkadaşlar. İşte iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yol yordan bu şu anda. Daha geliştirebiliriz. Benim yanımda ekip arkadaşlarım, saz arkadaşlarım falan olaydı. Oho yıkılırdık biz de. Hafta sonu akşam saatte İsmail Türkoğlu. O zaman pazar yapalım. Cumartesi günü bizim normal kendi yayınımız yayına girsin. Kendi videomuz, haftalık videomuz. Araba bakıyoruz, inceliyoruz ya. O cumartesi günü o yayına girsin. Pazar günü de e, saatini ben e, topluluk bölümünden size anket olarak açayım arkadaşlar olmazsa. Ha sağlam matematik eyvallah kardeşim inşallah ya yani hoş göreceğim artık yani valla sıkmamak için elimden geleni yapıyorum ama ne yapam? Bu kadar oluyor. Evet Ahmet Şentürk yani ben de onu söylüyorum. Yani e, şimdi bakın şöyle iki türlü yayın yapılabilir canlı yayın. Bir tanesi şu şekilde ben makina gibi sizin ilanlarınızı incelerim ama 5 ilan bakacağıma 15 ilan bakarım yine 100 ilan bakamam. Ama 5 tane ilan incelerim ama adam gibi incelerim. O ilanları nasıl incelediğimle ilgili detayları takip eden arkadaşlar kendi arabalarıyla ilgili araştırmayı sağlam bir şekilde yapabilirler. Yoksa var ya yani e, işin içinden çıkamayız. Gerçekten işin içinden çıkamayız ya. Ben var ya burada beslenmeye başlarım artık. Burada bir işte hanım getirir ekmeği, suyu, çayı. Ondan sonra işte of, arada bir tuvalet kaçamakları olur falan. Ondan sonra bir namaza gider geliriz. Bir şeyler yaparız. Bir bakmışsın. Benim hayatım burada geçiyor. Gözler morarmış falan. Adam ilan numarasını yazıyor. Ben abi o araba pert onu alma falan diyormuşum artık. Hatasız araba falan. O noktaya kadar gider bayılırız yani burada. Tamam. Ee, Burak Pul evet anket yapalım kardeşim. Hepsine bedel olur demiş. Bazen online ne hepsine bedel olur? Borsa yorumuna başla. Onlar daha çok izleniyor. Anam Hamza Ölçer. Vallahi mi diyorsun? Borsadan çok anlamam ya. Ben nasıl yorumlayayım ki uzman olmadığım bir şeyi? Ama yanında bir borsa uzmanı olsa var ya. O acayip açarım konuya. Onu söyleyeyim yani hani böyle çiçek gibi gök kuşağı gibi bir konuyu açabilirim. Yeter ki benim yanımda kafa bir adam olsun. Yani çarpı 5 olurum. Bak çarpı 2 olmam, çarpı 5 olurum. O konuda ayıp da söylemesi mütevazi olamayacağım. Paraya ihtiyacım var vesile ol. Mustafa Mutlu. Kardeşim vallahi inşallah elimden geleni yapıyorum kanalda. Kimilerine para kaybettirmemek için çırpınıyorum. Kimilerine para kazandırmak için çırpınıyorum. Yine de küfür edenler oluyor. Tabi bu da bu sektörün şeyi. Acımasız yüzü. ÖTV zammı gelecek mi? Kısa bir konuşma yapar mısın? Ahmet Gülbahar. Valla o konuda benim bir beklentim yok açıkçası. ÖTV zammı ile ilgili. Ya her şey ÖTV zammı. Zam gelmez herhalde ya. Yani şu anda çünkü durgun vaziyetteyiz. Şu anda zam indirim bindirim beklemiyorum. Yani biraz rutin rolantide gidecek gibi duruyor iş. ÖTV zammı matrah düzenlemesi gelecek diyorlar. Kaynak yok. Ha matrah düzenlemesi o olabilir yani. O ufak tefek siyasi oynamalar olabilir mesela işte ha ya yani azıcık bizden yana geldiler dedirtecek hamleler falan onlar olabilir yani onları piyasayı çok aşırı sarsmaz yani yüzde on çekse bile yerine koyar. Ben de jip var 60 bin aldım ama kazıklandım mı bilmiyorum. Abi işte ilanı gönderseydin ya bize bakardık. Ha yani eğer hala yayındaysa yani teslim almaya gitmediysen. Abi e, Çağlayın kral adamsın samimiyetini söylerim insan belli eder de eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. canlıda da 5000 kişi izliyor borsa yorumlarını. Of. Aman be Hamza ben 5000 kişi beni izleyecek diye 5000 kişiyle anam. burada 100 kişi 50 kişi canlı yayın izliyor biz yetiştiremiyoruz. 5000 kişi canlı yayında nasıl olur ya? Bilemedim vallahi. <laughs> Ahmet Şentürk niye? Mustafa Mutlu paylaş duayı da çok uygun verecek. Sağlık versin. Paylaş abim alanda da da çok uygun verecek. Mustafa Uğurlu, Mustafa Mutlu çok uygun fiyata verecek ilanlar varsa kardeşim Instagram hesabından ulaşmayı deneyin. Bu arada arkadaşlar para babası Instagram hesabından yazıp da ilan değerlendiremediğiniz arkadaşlar lütfen kusura bakmasınlar, gücenmesinler. Baştan söyleyeyim, defalarca söyleyeyim. Lütfen ama lütfen. İkinci elde talep azaldı Hamza doğru söylüyorsun Hasan Ali. Evet arkadaşlar kaç kişiyiz şu anda? 67 kişilik çok güzel bir kitlemiz var. Ee, bu 67 kişilik kitleyle bir 5 dakika daha sohbet edelim arkadaşlar, kapatalım. Arkadaşlar yorumlarınızı alabilir miyim? Nasıl geçti canlı yayın? Neler yapabilirdik? İyi miydi? Artıları, eksilere öyle çok şey yapmadan böyle ağır konuşmadan <laughs> eleştirilerinizi eleştirilerinizi alalım arkadaşlar. Pozitif yani olumlu yönler, olumsuz yönler, iyi miydi? İdare eder mi? E, faydalı olduk mu inşallah? Eee geliştirebileceğimiz yönleri nelerdir? Yapıcı yorumlarınızı bekliyorum. Yorum bölümünden bir zahmet. Arkadaşlar bak ben sizler için faydalı olmaya çalışıyorum. Sizler de benim için bir şeyler yapmak zorundasınız lütfen. Bunlar basit birkaç yorumdan ibaret olsa bile lütfen bunlara esirgemeyin. Mustafa Mutlu girmeyelim abi. İşte Top kapatıyoruz şey lütfen. aynı i̇yi geceler abi katılın için teşekkür ederim. Like attım eyvallah. Berat Gülşen şu anki piyasa kısa bir, bir vadede kar amaçlı araç almak doğru mu? Vallahi ben aldım. Bir Jetta videosu çekmiştim biliyor musunuz arkadaşlar fırsat diye. Ben baktığımda en uygun fiyatlı arabadan 10 bin lira ucuzdu. Videosunu yap yayınladığımda bir iki tane onun fiyatına yakın araba vardı. Piyasa çok dinamik. Ama ben o aracı aldım arkadaşlar videosu da gelecek zaten çocuk iki kişi arabayı al alacaktı İkisi de çok şey yapmış yormuş herhalde o aracı ben aldım bazen online yorumlara çok takılıyorsun gayet iyisin bizim millet beğenmez ve yaparsan yap bir şey bulur ne yaparsan bir şey bulur faydalı olmaya çalışıyorsun dağılma yorumlarla konudan çıkma bence Harikasın kardeşim ya harikasın. Ya bu feedbackleri yapın ya. Lütfen. Yorumlara çok takılma. Yani sohbet bölümüne hiç mi bakmayayım? Yoksa e, olumsuz yorum yapıyorlar falan diyor. Onlara mı takılma diyorsun? Hemen ayır ver kardeşim sana zahmet bir onu. Enes Efso demiş. Sensin kardeşim Efso adamsın. Mustafa Mutlu canın sağ olsun abi. DM'den attım sonra sen bir bak. Berat Gülşen peki satabildiniz mi? Neyi satabildiniz mi? Onu, onu anlamadım. Abi güzeldi biraz daha araç incelersen daha iyi olur sadece. İşte o çaylının meleği o tek sıkıntı benim tek başıma olmam. Ee, arada hiçbir bilgi verme derseniz daha çok araç incelerim. Ama bir bilgiye kalıyorum. O bilginin içerisinde hem geyik var konuşasım geliyor. Hem de ee, nasıl diyeyim size bir hikayem var. Onu anlatırsam kesinlikle bir iki kişiyi hatadan döndürürüm diye düşünüyorum. vereyim diyorum böyle bir detaya giriyorum arada. Böyle durumlar oluyor Üstad araç fiyatları biraz düşüyor gibi düşünceler benim. Evet gevşemeler var doğru söylüyorsun. İçi boş olumsuz yorumlara takılma. Tamam. Yani sohbet bölümünden kastetmiyorsunuz. Normal videolarla ilgili kastediyorsunuz herhalde. En esasen teşekkür ederim. Emeğine sağlık demiş. Berat Gülşen Jet dayı. Ha, dur peki satabilir. Hayır daha ilana falan koymadım. Aldım araba. Sadece ben de araba. Ee, Jet dayı şey yapsam mı diye düşünüyorum arkadaşlar ya. Arabayı aşağı yukarı çocuğun söylediği fiyata aldık. Çok bir miktar esnedi sağ olsun bana da. İşte 157 bin lira gibi aldığımız işte masrafları var. Noter falan. Arabayı satsak da karını kanalda dağıtsak nasıl olur? Youtube kanalında 3 kişiye de etsek. Bölüştürsek. Öyle bir video yapsak nasıl olur? Mustafa Mutlu kardeşim. Ee, bana instagramdan ulaş kardeşim tamam instagramdan yayından sonra bakıvereyim oldu mu öyle yapalım biz bazen ona negatif yorumları çevirmeye çalışma vakit kaybı üstad Tabii ki de geç sözle değil içerikle doyuruyorsun insanları sözle uğraşma o kişilerle anlamında dedim ha söz ben... anladım ee, bazen online şey yani tam olarak e, sohbet bölümündeki olumsuz yorumlara zaten onu çok şey yapmıyorum bakamıyorum sohbet bölümüne de çevirmeye çalışma vakit kaybı tamam. Üstad her cuma günü akşam sahibinden ilan videosu gelebilir mi? Cuma akşamı neden cuma akşamı? Gerçi cuma akşamı da tatil olacak. Onu şey bölümünden açalım. Merhaba. Recep. Lujit Vallahi biz de alsat yapıyoruz. Senin sayını bilmekteniz öğrendik. Piyasaya hakim. Her konuda bir bilgin olduğu için konuşmaların 10 saat de olsa izleyesi geliyor. Ay, eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Ahmet Çentürk ihtiyacı olanlara dağıt bence abi. İhtiyacı olanlara dağıtalım. Olabilir. Mesela Jetta deneyelim. şansımız deneyelim. Arkadaşlar ben bu konuda çok takıntılı değilim. Araba kar etmiş, zarar etmiş çok da umursamıyorum e, ee, karlı olursa ne mutlu olmazsa da çok da tın yani. 3-5 ee, bin lira kalan bir şey de takipçi arkadaşlara dağıtabiliriz. Detaya girmezseniz direkt fiyat odaklı olmak daha iyi. Anladım tamam. Ee, detaylara girmeyelim o zaman. usta Mutlu Allah razı olsun demiş eyvallah. Anlayacak tek soru reis fiyatlar ne olacak? Abi fiyatlara ne olacağına dair bir sürü videomuz var. Gözünü seyir, kanala gir izle ya. Vallahi onları biz sırf tek tek anlatmamak için yaptık o videoları. Başarılı İbrahim Halil Manaz. Başarılı işin mantığını çok iyi aktarıyorsun. Herkesin isteğini karşılayamazsın. Bu gayet normal. Ayrıca e, amatör ruhu da kaybetmemelisin. Amatör. Cem Yılmaz diyor yani ya, işin şeyi. Hani o noktaya gelmemek lazım. <laughs> Düşer mi fiyatlar düşsün artık. Tam da niyetlendik uçtu fiyatlar. Hocam paylıyor falan tamam tamam konu özetlendi yorum bölümünde çok takılma araba fiyatlarından dışarı çıkma ee, boş gevezelik yapma ee, Burak pul güzel te olabilir ee, evet tablet falan olabiliriz arkadaşlar öyle bir şey yapabiliriz güzel güzel harika harika. Burak Pulu yemin ediyorum var ya Hani Sen Allah'ın bir musun Diyor ya düşer mi bu fiyatlar Memurum 50 bin Hamza Ölçel iyi geceler kardeşim benim İyi geceler amatörlükten kasıt doğallık Profesyonel'in kendini kasması itici anlamadım Eyvallah Ispartalı şivesinden devam edelim diyorum Gelmemiyorsun gitmemiyorsun <laughs> Amatörlükten kasıt evet eyvallah Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum Allah sizden razı olsun sıkılmadan durdunuz, izlediniz. Tamam, çalenin meleği güzel fikir. Tamam, Jetta'yı bu şekilde video olarak dönüştürelim arkadaşlar. Aracın anam vallahi var. Çok döverler bizi o videoyu yapınca da. Neyse. Şuna bak, arabayı satıyor karını bilmem ne yapıyor, şöhret perest, bilmem ne. Allah cezanı versin. Şimdi diyeceksiniz ki yine yorumlara takılıyorsun diyeceksiniz de. Neyse, tamam. Bir şey demiyorum ya. Bir gün YouTube'da yayın yapın da göreyim size böyle aşağıdan <laughs> 20 tane adam yardırınca bir garip oluyor insan. O da değişik duygu. Ama yavaş yavaş ona da alışmaya başladım yani. Hani takmıyorum, böyle bakmıyorum, takip etmiyorum, ilgilenmiyorum. Evet arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Sen öncesinde soruları sana gönderelim O da olur. Mecnun Balkanlı harika fikir kardeşim. O da olur. Çok güzel. Dediğin. Mecnun dediği fikir de çok güzel. Kesinlikle çok güzel. Arkadaşlar bak para babası Instagram hesabından lütfen yazın. Oradan bu konularda bana destek olun. Bak bir şey verelim ya. Sıkıntı yok. Bak sizin fikriniz size ait olur tamam mı? İsterseniz her videonun köşesine yazarım. İşte atıyorum Mecnun Balkanlı'nın fikriydi bu. Yani etiket bile yapabilirim yani. Sıkıntı yok. Başarı veya da etkileşim hepimizin olsun tamam mı? Sadece benim olmasın. Hep beraber hepimiz ait olsun. Bir gün bir yere getirirsek birlikte getirmiş olalım. S123 Sedat abi ne diyorsun tiyolarıma? Ha? Sen de bu işlerin içindesin. Sağlam tüyolardır ha bilmeyenler için. Bilenler, bilen arkadaşlar için bile çok güzel. Daha yığınla tecrübe var anlatmak istediğim var ya. Kafayı yersiniz yani. E, ulan bu çocuk hobi amaçlı yaptığı bir işte nasıl bu kadar detaya girmiş. Arkadaşlar çok tek getirdiler beni. Çok dolandırdılar. Yani bir sürü şeyler oldu. Neler neler. Tecrübe kolay kazanılmıyor ki. Neyse. Hadi hayırlı geceler arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Lütfen fikirlerinizi Instagram hesabından bana ulaştırmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle.